الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. السَّعَدُ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل دا يسر هل في ذلك قسم الَّذِي حجر صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم فبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا مُوتُ ابدا فدفعت عني وعنكم السوء بِلَا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Kıymetli kardeşlerimiz bugün maalesef yine üzücü haber aldık. Şehitlerimiz oldu. Van'da uçak kazası oldu. Ee, herhalde daha çarptı uçak ve böylece yedi şehit vermiş olduk. Daha evvel yine trafik kazasında şehit olan bir polisimiz var. Sonra Siirt'te, Pervari'de yine geçen günlerde birkaç gün evvel özel hareket polislerinden yani 4 dört tane yaralanmıştı. iki tanesi şehit oldu. Terör operasyonunda teröristlerle çatıştılar. Böylece bu memlekette yaşamanın bedelinin ağır olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Ve bu hain teröristlerin sebebiyet verdiği e, bu şehadetlerin tabii ki vatanın muhafazası uğrunda, mukaddesatımızın e, muhafazası uğrunda verilmesi hasebiyle diğer şehitliklere benzemediği, çok daha üstün olduğu anlaşılıyor. Biz evimizde, ocağımızda namusumuzu muhafaza edebiliyorsak, eşimizin, kızımızın namusunu koruyabiliyorsak, beş vakit namazlarımızı kılabiliyorsak, camilerimizde cemaat olabiliyorsak, cumalarımız, namazlarımız, ezanlarımız vesaire, medreselerimizde dini ilimlerimizi tahsil edebiliyorsak, okuyorsak, okutuyorsak bu kadar insanlara dini hususunda sohbetler, nasihatler yapabiliyorsak tabi bu millet Müslüman bir millet. Herkesin evinde, ocağında yaptığı ibadetler, Allah ile kendi arasında yaptıkları ameller var. Bütün bunların sevabının bir misli de bu askerimize, polisimize, bizim emniyetimizi, güvenliğimizi temin eden, test eden e, kolluk kuvvetlerine yazılıyor. Tabii ne zor şartlarda çalıştıkları ve e, çoluk çocuklarını yetim bırakarak e, şehit olduklarını e, mülaza ettiğimizde, e, düşündüğümüzde onların hakkını ödeyemeyeceğimiz, onlara çok dua etmemiz gerektiği anlaşılıyor. Bu itibarla bir kere daha her birerlerine Allah'ımızdan e, rahmetler niyaz ediyoruz. Şimdi e, 15 Temmuz şehitleriyle de ilgili kalp şerifler ve dualar e, okunmuştu. Bize de e, onlar toplandı, e, gönderildi, i̇şte onların da duasını dersin sonunda onların da duasını yaparız. Şehit asker polislerimizi de e, bu dualara Katarız. İnşaallahu rahman. Onların isimlerini özellikle e, zikrediyorum. E, Tabi bu hafta biraz to, toplu oldu. Fazla oldu. Allah Teala bir daha bu misilli kazalardan, belalardan e, cümle askerlerimizi, polislerimizi muhafaza buyursun. Amin. Cengiz Kuloğlu, Ethem Demirci, Pençe Kaplan operasyonda e, şehit olmuş. Gökhun Mete Altunbaş, Samet Üstüner, Semih Güzelay, İrfan Aydoğan, Mustafa Keskin, Onur Ramazan Bayram, Burak Derya, bunlar Van'daki uçak kazasında daha çarpma sonunda şehit olan polislerimiz. Muhammed Demir, Anıl Kemal Kurtul. Bunlar da özel hareket polislerimiz ee, Siirt'te pervade terör operasyonunda yaralanıp şehit olan kardeşlerimiz. allah Teala her birlerine garık rahmetler eylesin. Kabirle nur eylesin. Seyyahatlarını mahve eylesin. Hasenata tebdil eylesin. Geride bıraktıkları ailelerine sabrı cemil, ecri cezil o salih amellerle, uzun umurlerle cennette cem olmayı nasip ve müyesser eylesin. Amin. Rabbimiz Tebaraka ve Teala bu askerlerimizin, polislerimizin şehit olmasına sebebiyet veren teröristleri kahreylesin, katleylesin. Onlara destek veren partileri de, onlara rey veren, destek veren e, neferleri de, her birerlerini de Rabbimiz Tebaraka ve Teala şerlerinden bizleri muhafaza eylesin. Onların bu teröristlere destek vererek bunca askerimizin, polisimizin, on binlerce insanlarımızın, asker polislerimizin şehit olmasına sebebiyet verenlere hala destek verdikleri için, hala onlara arka çıktıkları için, hala onlara terörist diyemedikleri için allah Teala onları da Onların da bütün maddi, manevi imkanlarını iptal eylesin, imha eylesin, kapatılmalarını nasip eylesin, bütün faaliyetlerin durdurulması nasip eylesin. Devletimize bu hususta ee, hükümetimize, görevlilerimize, yetkililerimize Allah rüştlerini ilham eylesin. Ee, Fazlı keremiyle kurban olduğum Allah'ım onların bir an evvel e, bu devletin bütçesinden para almak şöyle dursun e, kapatılarak e, hak ettikleri cezaları almalarına e, yetkilileri muvaffak eylesin. Buna onları vesile eylesin. Amin. Şimdi şehit askerlerimizin, polislerimizin e, isimlerini zikrettiğimiz ve bundan evvelce e, isimlerini zikrettiğimiz, edemediğimiz çok senelerdir bu vatan müdafaasında şehit olan cümle şu edamızın ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. <laughs> la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhacim ve nefesin adede ma ilmullah. Allah, 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 Celle şanuk ve Celle. وَعَمَّنَا وَٰلِكُمْ لَعَلٰى غَيْرُكَ ya rabbel <laughs> الْعَالَم۪ينَ Allahümme amin. Şimdi kardeşlerimiz, yine cemaatlerimizden Sevim Sulbiye Hoca Hanım Efendi e, vefat etti. E, Efendi Hazretlerimize bağlı e, bu yola hizmet etmiş Sevim e, annemiz. Hoca annemize Allah garık aygarık rahmet eylesin, kabrün nur eylesin seyyatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Hizmet yolunu onun da açık eylesin. Geride bıraktığı kızlarına, ailesine sabrı cemil, ecri cecil, salih amellerle, hayl uzun ömürler nasip eylesin. Ee, diğer vefat edenlerle beraber Mehmet, Ahmet, Kemal, Mustafa, Abdullah, Halil, Hayriye, Semra, Sırrı, Reyhan, Meyit ve Meytelerden bize ismi ulaşanlar ee, ve bununla birlikte Sevim annemizin, Sevim Sulbi, Hoca annemizin de e, ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefsin adada ma şa'ahu ilmullah. Allah 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 celle şanuk. <tuttering> Kuamme ne valiku la la gayruke ya rabbel alamin. Hediyelerimizi şu saatte mübarek cuma gecesinde şu mübarek haram aylarda Zülkade-i Şerife'de hediye eledik. Vasıl eyle ya rabbel alamin. <aleminogeneous> Amin. Şimdi önümüzdeki e, Perşembe e, yine haram aylardan e, üç tanesi peş peşe olanın ikincisine e, en haram olanına giriyoruz. Zülhütçe-i Şerife'ye girmiş bulunuyoruz. Salıyı çarşamba bağlayan gece gireceğiz inşallah. Birinci gece olmak hasebiyle. E, fakat işte önümüzdeki sohbet Zülhütçe'de olacak. Onun için Zülhicce'de olan sohbet yani haftaya ki cuma Cuma'ya bağlayan sohbeti Asla kaçırmayalım. İlim meclisine iştirake niyet edelim. Çünkü Zülhütçe'de e, ilim meclislerinde bulunun buyuruluyor. Çok zikredin. E, çok dua edin. Çok istiğfarda bulunun e, diye Zülhütçe'nin faziletleri. Zaten ben senelerdir anlatıp bitiremiyorum. Bununla birlikte e, sizler zaten e, işte dergilerden okuyorsunuz. Kitaplardan okuyorsunuz. Bu gecede yeni o size söz verdiğim Kadir Gecesi'ni hiya sevabı kazandıran amellerle ilgili kitapta çıkmış oldu, basılmış oldu. Ondan da bazı hadis-i şerifler okuyacağım ne münasebetle. Çünkü önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece birinci gecesi olması, işte o son gecesi de bayramın bayram gecesi yani Zül dokuzu 9'u 10'a bağlayan gece 31 Temmuz. yani 30 Temmuz'un 31'e bağlayan son gece oluyor. 31'i de son gün oluyor. Gece İslam'da önce geldiği için. Bunlar ve leyalin aşır. Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah'ımızın yemin ettiği 10 geceler. Bu dünyaya geldik işte. Gidiyoruz. Devamlı vefat haberleri alıyoruz. Gencecik insanlar, bizden sağlıklı, bizden güzel, bizden zengin, bizden genç insanları önden gönderiyoruz. Vefat ettiklerini haberlerini alıyoruz. Demek ki bu ahiret yolculuğu kaçınılmaz olarak hepimizin önünde bir an meselesi hiçbir sebep zahiren yokken dahi pat diye gelebilir. Hani yoğun bakımda ölümü beklenen hasta iyileşir. Sabah sağlam adam sabah evden çıkar, akşama cenazesi gelir. Akşamı da bulmaz bazı kere yani. Öğlene gelir, kuşluğa gelir. Onun için biz burada çok kısa fani bir hayatta oyalanmadan, boyalanmadan fuzuli havadislerle, açık oturumlarla, dizilerle, filmlerle vaktimizi tüketmeden, umur sermayemizi harcamadan hemen ahirete nasıl zengin çıkarım, nasıl dünyada herkes ihtiyaçlarını görmek peşinde, zengin olmak peşinde arabamı, arabam olsun, olsa yetmez bir üst markayı alayım, saatini alır bir üst markayı alayım, cep telefonunu alır bir üst markayı alayım, yeni çıkanını alayım, ya, evi olmadan aman bir dairem olsun, başımı sokayım, ondan sonra daha büyüğü olsun. Ondan sonra müstakil bahçeli olsun. Koronada zaten herkes bahçeli yer aradı. Çünkü çıkılacak hal kalmadı evden. Dışarı, evler küçücük falan. Bahçeli olsun, bahçeli yetmez. Bir de çiftlik olsun, yetmez. Bir de yazlık olsun. Dünyada herkesin gözü yukarıda. Ahiret meselesine geldiği zaman herkesin gözü aşağıda. Aman ben işte cennete gireyim de yeter. Çöpçü de olsam kurtarırım. Cennette çöp yok ki çöpçü olsun. Cennette çöpçülük diye bir şey yok ki. Burası işte belediye kurumu kuruluşu mu yani? Sen ebedi cennet, sonsuz hayat, diz boyu nimet bekleyen, bunun talibi olan bir insan isen ahirete zengin gitmen lazım. Neden? Dünya 5-10 sene önümüzde ya var ya yok. Hiç kimse yaşadığım kadar yaşayacağım diye emin edemezsin. Zaten benim gibiler hepten gelmiş 60 yaşına yanaşıyorum. Beni gibileri boş ver. E, genç de yemin edemez. 10 yaşındaki de yemin edemez. 5 yaşındaki gide yemin edemez. Onun adına da başkası yemin edemez. Bu kadar boş ve her an ölümle karşı karşıya olunan bir hayat. Tükenip gidiyor. Hiç geri dönüşü yok. Ya, o zaman buraya ne kadar yatırım yapacaksın? Burada ne kadar kalacaksan o kadar. Ahirete ne kadar yap yatırım yapacaksın? Orada ne kadar kalacaksan o kadar. Yameli dünya ki bir kaderi mukam kefiya ve amel ahirete ki Dünyada ne kadar duracaksan ...dünyanın için o kadar çalış. Ahirette ne kadar duracaksan oraya için o kadar çalış. Sonsuz diyoruz. sonsuzluk mefhumunu anlayabiliyor musun sen? Dünyanın ömrü yedi bin sene. Bir Müslüman cehenneme girse yani Yedi bin seneye kadar yanacak. Bak dünyanın ömrü kadar cehennemde yanacak Müslüman var. Yine düşün o da sonra çıkarılacak. Sonsuz ebedi cennete gidiyor yine bak. O bile cehenneme girdiğini bile hatırlamayacak. Cennete girince artık unutacak ama yani dünyanın bütün ömrü bir Müslümanın diyelim ki cehennemdeki e, girip çıkacağı süre kadar. Yani ahiretin sonsuzluğunu anlamanız için söylüyorum. Cennete girenler Katır trilyon trilyar sene yaşayacak de, dese adam kafir oluyor. Niye kafir oluyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim halidine efiya ebedi abide. Halidine muhallet müebbet kalacak Fiya cennette içerisinde. Ebeden bir de sonsuz. E zaten halidine muhallet müebbet sonsuz demek bir de ebedi hale tekit ediyor. Cehenneme giren kafir için Müslüman için değil. Kafir için de aynı teyidi yapıyor Halidine fia beda. Muhallet müebbet sonsuza kadar kalacak. E şimdi sen Sonsuzluk denen mefhumu anlayabilir misin? Dünyanın başında Adem Aleyhisselam'la cennetten inseydin, son insana kadar, kıyamet kopana kadar yaşasaydın, yine ahiretten bir ne diyor? Ve ne evvel rabbike ki Rabbin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin sene kadardı. Yani dünyanın bütün ömrü yedi güne diyor Ahiret itibariyle. Zaten hadis-i şerifte bu beyan ediliyor. hakimi i de bunu rivat ediyor. Dünyanın umru dünya sebatu eyyamin min Dünyanın ömrü ahiret günlerinden yedi gündür. Bütün dünya diyorum ya sen kaç sene yaşıyorsun? 50-60 sene, 70 sene en fazla. 50-60-70 nedir ya? Bin sene bir gün ediyor ahirette. Yedi bin sene dünyanın tüm ömrü yedi gün ediyor ahirette. Sen oradan kadar kalacaksın. Sonsuz diyorum sana. Sen şimdi sonsuzluğu nasıl anlayabilirsin? 60-70 seneyi sonsuz zanneden senin benim gibi zavallı bir çareler. Bin seneyi bir gün saydığın zaman hesabını yapabilir mi ya? E böyle sonsuz bir hayat var muhterem. Yaz geldi, kış geldi, güz geldi. Efendim dizi başladı, film bir başladı, sezon başladı, maç başladı. Kardeşim, biz oyalanma yerinde değiliz. Sonsuz ahirette diz boyu nimetler var. Devamlı zevk var. Ama burada imtihan var, burada külfet var, burada ibadet var, burada kulluk var. Sarı çizmeli Mehmet daha değiliz. Çok zengin gitmemiz lazım ahirete. Bu itibarla size konuşuyorum. Bugünkü ders de çok önemli. Bir dahaki ders de çok önemli. Ee, çünkü hatta herhalde ondan sonra bir ders daha var. Yani bugün de harama ettiyiz ama girmedik daha. Önden söylüyorum ki Ezen Biz bir, bir dahaki perşembe kadar Zülitçe'nin İki gecesi geçmiş oluyor. Anladın mı? Salıyı çarşambaya, çarşamba perşembeye bağlayan. İki gece geçmiş oluyor. Biz perşembe cuma bağlayan da bu gecede yapacağız. İki gece ne demek ya? İki kadir gecesi ne denk. İki kadir gecesi. İki kadir gecesi ne demek? Ben sana haftaya bunu anlatacak olsam mesela. İki kadir gecesi kaçırtmış ol, oluyorsun. Haberinde yok. Yaz geldiği için dağıldınız o yana bu yana. Sohbette çoğu artık kaçırıyor. Ondan sonra... E, aklını kaçır da kadir gecesi sevabını kaçırma. Çünkü neden? 83 sene 4 ay. 83 sene 4 ay sıralı ibadet sen yapabilir misin? 83 sene 4 ay yaşayacağın bile belli değil. Yaşasan da çocukluğunu çık, gençliğini çık, delikanlılığını çık, bilmem neyini çık. Kaç sene 83 sene yaşayan adam kaç sene ibadet çıkarabilir? 83 sene 4 ay sırf ibadet. Ondan da hayırlı bir de. Onunla da denk değil. İki tane 83 yani 10 gecelerde ne var? 10 tane 83 sene 4 ay var. Anlatabiliyor muyum? 10 tane 83 sene 4 ay. Bu ne demek biliyor musun sen? Ya. Yani efendim 10 tanesi bunun e, bin seneye yakın. Bin seneye yakın. Bin sene ne demek? Kim bin sene yaşayacak bu ümmetten? Zaten geçmiş ümmetlerde kaldı. Olmuş. Bu, bu ümmette bin sene yaşayan olmadı. 250-300 falan var ama e, Selman Farisler falan radıyallahu anh şu arada zaten yok öyle bir şey. En fazla yaşayan 120, 130, 140 falan dünyada bir tane, iki tane, üç tane duyuluyor. Haberlere çıkıyor zaten onlar. 7-8 milyar insanın içerisinde. Onun için kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Ben şimdiden uyarıyorum ki testi kırmadan sonra iki gece bak görüyor musun iki gecede biz ibadet yapabilirdik. iki geceyi de boş geçirdik diye bana benden hak istemeyin. Ben size bu gece anlatacağım inşallah. Biraz şekerim düştü de bana bir meyve su getirsin şöyle. Makine ondan ötüyor yani inşallah toparlar da. Ben de dengem oldu. Geçen hafta 400 şekerle yaptım. E, yükseklik çok etkilemiyor beni. Yani genel manada vücudu etkiler ama konuşmamı etkilemiyor. Beynimi etkilemiyor. Düşüklük, beyne glikoz gitmediğinden düşüklük tehlikeli. Bu bakımdan yanlış bir şeyler konuşmamam için e, tedbirimi alayım da hesabımızı doğru yapamadık. Efendi kardeşlerim, şimdi e, önümüzdeki Salıyı Çarşambaya bağlayan e, efendim. Yani ne diyeyim sana? 21 Temmuz Salıyı, 22 Temmuz Çarşambaya bağlayan gece Zülhicce ayı giriyor. Şimdi Zülhicce'nin e, önemi çok büyük çünkü haç biliyorsunuz Zülitçe'de oluyor. Terbiye günü Zülitçe'de. Arafa günü Ar Zülitçe'de hacılan Arafat'a çıktığı gün yani. Arafat vakfesi Zülitçe'de. Ee, kurban bayramı Zülitçe'de. Hac ancak Zülitçe'de yapılabiliyor. Zülitçe'nin Arafa ve bayram günleri yapılabiliyor. Efendim, kurban ancak ara, yani vacip kurban. Her zaman nafile kurban, adak kurban kesilir ama vacip kurban ancak Zülitçe'de. E, dolayısıyla farz tavaf ancak Zülitçe'de tavaf ifazeyi kastediyorum. Yani haccın tavafını kastediyorum. Ondan sonra Müzdelife Vakfesi ancak Zülitçe'de, şeytan taşlamaları ancak Zülitçe'de. Dolayısıyla Zülitçe ayının haram aylar içinde de çok önemli ve değeri var. Bu yüzden e, Ebu Sa'id-i Hudri radıyallahu anh hadis-i şerifte ki İmam Bezzar Müsledin'de, Beyakı, Şuhab-ı İman'da birçok kaynağı var. rivat buyuruyor e, Seyyidül e, ee, Şehir i Şuhur i Ramazan ve azama hürmeten Zülhicceti ayların efendisi Ramazan ayıdır. Sevap fazilet yani sevap şey, tabi orada da farz oruç bir tek e, Ramazan'da tutulabiliyor. Tutulması emrediliyor. E, ama haramlık bakımından, hürmet bakımından, saygınlık bakımından e, efendim e, çünkü onda günahlar katlanıyor, sevaplar katlanıyor. Sevaplar katlanması bakımından zülütçeden eftal hiçbir ay yok. E, haramlar katlanıyor. Bir de şimdi tabii hacca giden falan ihrama giriyor. İhrama, i̇hram da helal olan bazı şeyler kendi haram etmek anlamına geliyor zaten. İşte tırnak kesmesidir, koku sürmesidir, eşiyle birleşmesidir falan. E, bütün bunlar ihramlı için en büyük haramlara giriyor. Dolayısıyla hürmet ve haramlık ve saygınlık ve, ve işte hükümlerinin çiğnememesine, haramların çiğnememesine en ziyade riayet gereken ay Zülhicce ayıdır buyuruyor. Onun için dört tane haram ayı var senedeki 12 ay içerisinde. Bu dört tane haram ayın hürmet bakımından en büyüğü Zülhicce'yi şerife olduğu mübeden diyor. Yine Ebu Reyy radıyallâhu aleyhi ve hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. allah Teala zaman içerisinde seçim yapmış, zamanlar içerisinde Allah Teala inna Allah ta'ala min şuhur hurumi Allah 12 aydan hangi ayları özellikle seçti? Haram ayları seçti. Bakın Ramazan haram ay değil. Şaban da haram ay değil. Üç aylardan bir tek Recep-i Şerif haram ay. Onun için Recep-i Şerif'in de bu yönden bir farkı oluyor yani. Üç aylarda olmaktan ziyade bir de haram ay ve tek olması hasebiyle. allah Teala aylar içerisinde bir tercih yaptı, seçim yaptı. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Rabbüke yehliku ma şa ve Senin Rabbin dilediğini yaratır, istediğini seçer. Kimse ona karışamaz buyuruyor. Bu itibarla aylar içinde yaptığı tercihte en sevdiği dönem haram aylardır. Ve ehtara minel eşyuril hurumi del haram dört ayın içerisinden de bir tercih yaptı. Hangisini seçti? Zülitçi aynı seçti. Onun için hac ibadetini ona koydu. Kurban ibadetini ona koydu. Arafat vakfası da ona koydu. Evet. Peki Allah Teala Zülhicce 30 gün diyelim. 29 olur, 30 olur da yani o gene vardı 30 desek. Bu 30 günden içerisinde bir seçim yaptı mı? Yaptı. Vaktaro min Zilhicceti el aşral üvele Allah Teala e, Zülhicce ayının 30 gün içerisinde ilk onunu seçti. Bu ilk onu ne zaman şimdi? Önümüzdeki salıyı bu salıyı çarşambaya bağlayan gece birinci gece çok önemli. Vel fecri allah Teala biliyorsunuz fecre yemin ederim diyor. Sabaha yemin ederim buyuruyor. Bu yemin ettiği sabah hakkında e, rivayetler var. E, hangi sabaha yemin ettiğine dair e, tabi bazı rivayetlere göre de allah Teala Zülitçe'nin ilk sabahına da yemin ediyor. Eee çünkü Zülhicce ayının girmesi hasebiyle bu on gecelerin sabah, ilk sabahının e, girmiş olması hasebiyle zaten peşine sohbetin başına okuduğum had cellesinde وَلَيَا لِلْعَشْرِينَ On gecelere yemin ederim buydu. İşte on geceler bunun peşine geliyor. Bu on geceler hakkında Muharrem'in 10 on gecesi özellikle Ramazan'ın son on gecesine dair rivayetler varsa da onlar birkaç e, sahabeden ve işte tabiinden geliyor. Ama on gecelerin Zülhicce'nin on gecesi olduğuna dair rivayet e, tabi cumhur ulema ve ve sahabe-i kiramın ekserisi tarafından kabul edilmiştir. Ve aşır. On gecelere yemin ederim buyuruyor. Bu on gecelere yemin etmesi onların azametine Allah katında nezdindeki tazimine, yüceliğine, büyüklüğüne delalet ediyor. Ve sevap bakımından faziletle delalet ediyor kardeşlerim. 13'ün şimdi önümüzde mevsim var. Kar mevsimi var, kazanç mevsimi var. E yani ne gibi diyeyim sana? Senin bir satılık malın var efendim. Bunu çarşamba pazarında satarsan 10 liraya gidiyor. Perşembe pazarında satarsan 20 liraya gidiyor. Sen şimdi bunu bir gün evvel satayım der misin? Demezsin. Bir hafta, 10 gün, bir sene bile beklesen iki katı, üç katı fazla ee, olan yerde değerlendireyim, satayım, fazla para kazanayım diye düşünürsün. Çünkü dünya aklının bunu iktiza ediyor. Kar zarar seçmek e, akıllının karıdır, işidir. İşte delinin farkı nedir akıllıdan? Karının zararını bilmez. Akıllı kar zarar hesabı yapacak da. Ne getirir ne götürür. Onun için şimdi bu namazlarımızı kılıyoruz, ibadetlerimizi yapıyoruz. Oruçlar, nafileler tutuluyor. İnsanlar gücü nispetinde yapıyor bir şeyler. Farzların dışındakileri konuşuyorum. Farzlar zaten borç. Onun günü gecesi olmaz. Her vaktin farzı var. E, her günün beş vakit namazı farzı var. Ama her Ramazan'ın her gün orucun farz oruç. Bunları konuşmuyorum. Ama geri kalan nafile ibadetleri katlamak, artırmak lazım ki allah Teala'nın sevapları katladığı, mükafatları artırdığı, e, şöyle mübarek bir on e, zülitçe geliyor ve özellikle ilk 10 gecesi. Mesela biz şimdi burada hadis-i şerifler okuyacağız. Bu hadis-i şeriflerde 10 e, gecesinden sonraki 11'inden 30. geceye kadar dahil olmak üzere bunlar da var mı böyle bir şey? Yani böyle bir mükafat var mı? Yok. Biz size şimdi mesela burada gün veriyoruz, gece veriyoruz. İlk 10 gecesi diyoruz. Çünkü hadis-i şerif ilk 10 gecesi diyor. Ya yani Kur'an'da veleyelaini aşırın. 10 gecelere yemin ederim Allah buyuruyor. Çünkü Allah'ımızın bir şey yemin etmesi onun büyüklüğüne delalet ediyor. Allah Teala sıradan bir şey yemin etmez. O zaman biz bu on geceleri bu senede on gece ha. Her ay olan bir şey değil. Bir tek Zülitçe zül ne? senede bir kere geliyor. 12 ayda bir kere geliyor. E bunun da ilk 10 gecesi olduğuna göre yani İslam'a göre gökteki ayet sahibine göre 355 gece 355 gün diyelim. Efendim 355 e, gece içerisinde senede 10 tane gece var. Bu 10 tane gecede farklı faziletler var. Gecelerinde de günlerinde de. Allah Teala gecelerine emin ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde bu günlerin orucunun faziletlerini, bu günlerin zikirlerini, ibadetin faziletlerini beyan ediyor. Onun için bazı şeyleri size şimdi beyan ederek teşvik yapmam icap ediyor. Neden? Kazanalım. Şimdi tam yaz mevsimi millet e, dağıldı köyüne, kentine tatillere falan ee, 10. gün zaten bayram. Bayramdan bazı kere birkaç gün evvel de tatil oluyor memurlar falan. Dolayısıyla insanlar tam da o 10 gecelerin de en mühim olan 3 gecesi. Yani 8. gece, 9. gece, 10. gece. Terbiye Arafe, Nehar Kurban Bayram geceleri. Bunlarda tamamen gaflet. Çünkü bayramlarda hep biliyorsunuz artık adet haline geldi işte izin veriliyor. Tatili birkaç gün evvel alıyorlar işte yerli turizm canlansın bilmem ne. Ee, bu noktada e, insanlar hacılar Arafat'tayken ve bu sene herhalde buralardan gidilemeyecek. Ama yani hacıların Arafat'ta olduğu en faziletli gün Allah indinde ondan büyük gün yok. Nehar günü de kurban bayramı gününden de daha büyük gün yok. Çünkü onda Allah için en çok kurban kanı o gün akıtıldığı için. Arafa günü Arafat vakfesi günahların mağfireti için bizler açısından o günden daha eftal bir gün yok. Bu günlerde insanlar daha da bayırda kırda piknikte çayırda e tamam pikniğe de gidebiliriz bir şey demir gider orada da Sübhanallah diyebilirsin. Orada da la ilahe illallah diyebilirsin. Ama şimdi pikniğe gidiyorsun. Nafile oruç nasıl tutuyorum hoca ben de şimdi. Zaten efendim geldik buraya kahvaltılar hazırlamışlar evden işte efendim kektir, börektir ya da mangal yapıyoruz. Çay semaver, yan semaver, dön semaver. Ondan sonra biz ya şimdi buraya da geldik oruç tutulmaz ki pikniğe çıkın. E kardeşim ben de sana diyorum ki gününü gecesini ayarlamayan salik olmaz, halik olur. Salik demek hak yolcusu. Yani tarikata giriyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Zikir alıyorsun, mürşitten intisap ediyorsun. Ne olacak? Salik oldun. Nereye? Allah'ın rızası kazanmak için. İşte Allah'ıma manen usul. Manevi ulaşım sağlamak için. Tamam da salik. Salik vaktini, saatini, gecesini, gündüzünü, uykusunu, vazifelerini, işte yiyecek zamanını, oruç tutacak zamanını, oruçsuz olacağı gününü e, ayıran demektir. E ben şimdi ben ne yapayım Zülhütçe şimdi yaza geldi diye? Yaza da gelir, güze de gelir, kışa da gelir. Ramazan da öyle gezer. Gökteki ayların özelliği budur. Her mevsim bunların bereketine nail olur. Ama Ocak, Şubat, Mart öyle değil. O her zaman kıştır, her zaman yazdır, her zaman bahardır, sonbahardır. Ama gökteki aylar döner. Döndüğü için her mevsim onlarla şereflenir. Her zaman dilimi onların bereketlerinden, Ramazan'ın, Zülhicce'nin bereketine nail olur. Her zaman diliminde Arafa vakfesi ve bu kadar dünya korundu kurulular nasip olur. Bu Her güne Allah bu bereketi vermek ister. devri daim etmek suretiyle. Dolayısıyla bu sene tamam yaza geldi. Böyle geri geri geliyor şimdi. 10 gün geri, 10 gün geri geliyor şeyde daha bundan evvelki senelerde Ağustos'taydı. Şimdi mesela demek ki şimdi 21 Temmuz'da başladığına göre 31 Temmuz bayram olduğuna göre geçen sene demek ki 9-10 Ağustos'taydı bayram. Anladın mı? Her sene 10 gün geri geliyor. Dolayısıyla yani daha yazdan çıkmıyor. Ağustos daha sıcak zaman. Ağustos gelmiş şimdi Temmuz oldu. Geliyor. E ne yapalım? 3-5 sene içerisinde 6 sene içerisinde bu hikaye eder. Anladın mı? 6 sene içinde 2 ay eder. 2 ayda da ta nereye gider? Efendim... E, e, şeye gider... E, Mayıs'a gider. Anladın mı? Mayıs'a falan gider. Mayıs artık senin zaman çok, tatil zaman değil. Dolayısıyla... şimdi... sen bir daha sene Zülhütçe'ye sağ mısın? Bir daha sene 10 gecelerlere kavuşacak mısın? Senin ömür sermayenden ne kadar kaldı? Sen burada 2-3 gün daha piknik yapayım... Efendim e, veya tatile gideyim. E, gidersen de git. İbadetini yine yapıyorsan git. Ama ben tatile gidersem nafile oruç tutamam. Orada ibadet ve zikir fazla yapamam. Anca farz namazları zor kılıyorum zaten. Bilmem ne diyorsan. Ben de sana tatil fikrini, tatil hesabını. Neye göre yap? Hacı abi kardeşim. Neye göre yap? Karına zararını, akıllı kime derlerdi? Akıllı karına zararını bile ne derlerdi? Deliden farkı olması için. Bu dünya aklı için ahiret aklı nasıldır? Aklül ma'aş kaserü nazare aklül ma'ade hadirül basare diyorum ben Rabban. Kaddesallahu Dünya aklı kısa görüşlüdür, ahiret aklı keskin görüşlüdür. Çünkü dünya aklı günlük çalışır. O günü kurtarmaya bakar. Ahiret aklı ebedi sonsuz hayatına bakar. Sen şimdi bir hesap yap bakalım. Şimdi ben sana anlatacağım, birkaç hadis-i şerifte sana anlatacağım. Önümüzdeki hafta daha önemli. Çünkü önümüzdeki haftaki sohbet terbiye arafe bayram gecelerini anlatacağım. Esas en mühim senede beş gece ibadetle geçiren cennet vacip olur. O beş geceden üçünü anlatacağım. Ondan sonraki gece hepten acayip. Ondan sonraki perşembe. Niye hepten acayip biliyor musun? Bayram gecesine çatıyor. Bizim sohbet. Şu bayram cuma. Bayram gecesi ne demek? İbadetle ihya ilim meclisi bin rekat namazdan eftal. Hangimiz bin rekat kılacağız bu kısa gecelerde? Yüz rekata belimiz tutmuyor. E bayram gecesinin ibadeti, kalbin ölmemesi, iman dolu sönmemesi, sonsuz ahirette mükafatlar e öbür sohbete bayram gecesinde çatıyor. Önümüzdeki iki sohbet aşırı önemli. Hele ki bayram gecesinin ki anladın mı? Yani 30 Temmuz'un akşamı o öyle bir acayip bir şey ki senede iki geceye düşüyor. Bak hesaplar 10 geceden, 5 geceden, buradaki terviye ara fenar 3 geceden, Sonra senede iki tane bayram gecesi var. Farkında mısın? O iki bayram gecesine düşüyor. On, beş, üç, iki böyle düşüyor. E bunların hepsinin faziletine nail olan bir adam ne yapar? Katlama üstüne katlama yapar. Onun için çok önemli birbirimizi uyaralım, haberdar edelim. Sohbetlerle ilgili bu teşvik konuşmasını da arkadaşlar paylaşırlar. Sohbetlerden evvel haftaya ve ondan sonra, evvelki haftaya ki unutuyorsunuz. Unutuyorsunuz. Gününüzü, gecenizi şaşırıyorsunuz. Geçim derdine düşmüşsünüz. Kiminiz diye yaz işte 5-10 gün tatilim var. Nasıl? Ee, hangi mübarek geceyi ihya edeyim değil de tatilimi nasıl ihya edeyim yani? Daha renklendireyim, daha bilmem çoluk çocuğumla mutlu olayım. İnşallah çoluk çocuğunuzla mutlu oluyorsunuz. Bir de haramlarla, günahla mutlu olmak kalkıyorsanız ebedi ahiret ateşinizi tutuşturuyorsunuz yani. Ama meşru şekilde tatiller tabii ki Allah'ın müsaade ettiği şeylerdir. Çoluk çocuğunla eğlenmekte, gayrimeşruya kaçmamak şartıyla tabi İslam'ın teşvik ettiği işlerdendir. E, ama haddini aşmamak şartıyla, namaz kaçırmamak şartıyla, efendim harama düşmemek şartıyla. Bunlar ayrı bir şey. Şimdi onun için biz size burada ikazlar yapacağız, izahlar yapacağız. Siz de buradan programınızı, tatil programınızı, şimdi bayramdan biraz sonra hem erteleyin bayramın bayramdan evvel yaparsak bu on gecelerde ibadetimize mani olmayacak, nafilelerimize mani olmayacak, nafile orucumuza mani olmayacak şekilde bir ayarlama yaparsan yaparsanız iyi olur. Akıl akıl kârı ol. Akıl kârı ne demek? Akıllı işi demek. Ne demek akıllı işi? Peki. Sen şimdi burada nereye gittin? Efendim şuraya gittin, buraya gittin, yazlığa gittin, tatile gittin falan. Burada kaç paralık eğlendin, kaç kuruşluk yani bir zevk aldın. zevkini. ve program bitti, zevk bitti. Yemek bitti, zevk bitti. Efendim, e, dünyanın nimetlerinin geçiciliğine hepiniz şahitsiniz. E, ve yaz tatile giderken bir sevinç bir heves dönerken hışır gibi, hurda gibi. Değil mi böyle ama hani adama sormuşlar nereye gidiyorsun? Düğüne gidiyorum, düğüne gidiyorum. Nereden gidiyorsun? Tünden falan. Yani işte bir de beklentilerle gidiliyor. Sonra o beklentilere erişilemiyor. Erişilemeyince de insan aman daha beter evde dursak daha iyiydi. Anca yorgunluk oldu falan diyor. Bazen Allah muhafaza yolda kaza bela oluyor. O hepten Allah muhafaza etsin. Canına mal oluyor, malına mal oluyor. Biliyorsunuz ya bu bayramlardaki kazalar meşhur yani. Tatil yolculuklarındaki falan. Sonra bazıları gidiyor bir dönüş yolunda bir trafik oluyor. Bir, bu sene biraz şey oldu tabii bu koronadan ondan sonra aman adam 18 saat kişileri geç 20 saat ta eden tıkanıyor. Ada pazarı kişilerinden tıkanıyor. Adam Allah Allah. 5 gün tatile gittik. Şurada gelirken yolda bütün içine etti. Yani keyfimiz kaçtı diyor. Dolayısıyla dünya burası dünya. Şimdi bir de buradaki müjdeleri duyduğun zaman bunun her gününün gecesi Kadir gecesine denk olduğu sevaplarını faziletlerini duyduğun zaman ana. Ben burada ebedi ahirette en büyük zenginlerden olup sonsuz hayatta sonsuz hayatta köşklerimi, saraylarımı, eşlerimi, hizmetçilerimi ve imkanatımı genişlen, genişletmek bir de nasıl sonsuz ahirete inanıyorsanız diye konuşuyorum. İnanmayana konuşmuyorum. E bir bu var. Bir de burada bir iki günlük e, yaz bitmedi, tatil bitmedi. Birkaç zaman içerisinde yine yaparız e, tatilimizi. Ee, ama bazı müesseseler belli günde verdikleri için mecbur ona uyacak. O zaman da insan ibadetlerini de ihmal etmeden tatilini yapmalı. Ama benim demek istediğim, e, kendiniz muhayyerseniz, memurlara verilen tatil gibi belli günlere bağlı değilseniz, yani kendi özgür işlerinizdeyseniz, o zaman bu mübarek günlerin orucu, geceyle ibadet ihyasından dolayı, e, bunu e, bayram dan sonra yani bayramdan sonra der ki hemen sonrası değil bayram gününden hemen sonra efendim 10 geceler bitiyor. Bayramın günü 10. gün bitti. O bakımdan size e, bu faziletleri efendim izaha çalışacağım. Şimdi bazı hadis-i şerifleri okuyacağız hemen. Ali bin Abbas radıyallahu teala bin Abbas efendimizden bu rivayet Tirmizi'de bu hadis-i şerif e, Tirmizi'de geçiyor. Ebu Davud'da da geçiyor, İbn Mace'de de geçiyor. Bunu çok okurum size. Ama çok acayip bir hadis-i şerif. Yani Mamine yamin el amelu salihu fi nahbu ila Allah min hadi eyyam Allah Teala kendisine ibadet olunmasını, salih amel işlemesini, namaz, oruç, e, efendim hac, zekat, ee, zikir, sadaka, hayrat, hasenat yapılması. Her zaman sever. Çünkü neden? Kulu kazandığı için. Allah kardan, zarardan münezzeh. Kul salih amelle muvaffak olursa cennete gider. Mevla'da ister ki kulum azaptan kurtulsun. Canını cehennemden azat ettirsin. Cenneti kazansın. Allah her zaman salih amel işleyen sever. Günah işlenmesini sevmez ki. Neden? E kulun zararına. Canını cehenneme satıyor. Azaba ateşe atıyor. Onun için. Hal böyle olunca Allah Teala her günde, her zamanda yapılan ibadetleri sever, kabul eder. Ama Allah Teala bize bildiriyor ki bir sene içerisinde size bu kadar gün ve gece verdim. Bunlar içerisinde bana salih amel yapmanızı her zaman isterim ama en çok hangi günlerde, gecelerde sizin bana ibadet yapmanızı severim. En çok ama. Ama ondan daha ziyade muhabbetli Allah'ın sevdiği yok. En çok onu seviyor. Yani en çok ne demek anladın mı? O, öbürleri ondan aşağı. Yani bu manada Ramazan bile Ramazan-ı Şerif'teki ibadet bile e, Allah'a Zülhicce'deki yapılandan eftal, ahab yani daha sevgili değil. Çünkü hadis-i şerif sarih beyanı var. Açık hadis-i şerifi. Hiç yani yoruma müsait değil. Ense, ehab, bu en sevgili, ahab bu ismi taftil babun. En sevgili ben her zaman da ibadet yapılması severim. Mübarek günlerde gecelerde daha ziyade severim. Ramazan ayında daha ziyade severim. Ama ben benim size bildirmemi isterseniz ki biz sana salih amel nafile ibadetler yapacağız. Farzları konuşmuyorum. Farzlar her zaman var. Farzın günü gecesi değişmez. Beş vakit namaz hangi gece düşer? Onu konuşmuyoruz. Salih amel demek nafile faziletli ameller demek. Allah Teala bunları ee, her zaman için muteber tutuyor. Salih amellere çok değer Bütün Kur'an ve lezzin aminu ve salihat. İman etmekle kalmayıp salih ameller işleyenlerden bahsediyor. Burada namaz, oruç, hac, çekat gibi farzlar var, Va vacipler var ama bunun dışında nafileler var. Bu nafile ameller içerisinde e, içi, bunların da tercihli yaptıkları ameller var. Şey, bazı hadislerde Kur'an tilaveti geçiyor, bazılarında tavaf geçiyor, bazılarında zikir geçiyor, bazılarında namaz geçiyor, bazılarında teheccüd namazı. Namazların içinde de tasnif var. İşte teheccüd namazı gece uykudan kalkıldığı için, en zor olduğu için, en eftal mesela böyle katlamalar var. Katlamalar. Her birinde ayrı tasnifler var. Allah'ımız buna göre bize bildirmiş Habibi vasıtasıyla, bazıları ayet-i kerimelerle, bazıları hadis-i şeriflerle beyan etmiş. Hadis-i şerifler de vahidir. Hepsi Allah'tan geliyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem nereden bir sevabı söyleyecek? Şimdi bunu nasıl söyleyebilir kendi kafasından ki? Allah adına konuşuyor bak. Salih amelleri Allah'ın en sevdiği zaman dilimi on geceler on günlerdir. Yani önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan geceden giriyor çarşamba günü bir. Çarşamba gün olarak birinci gün ediyor. Efendim. Şimdi hal böyle olunca evet, çarşamba bir olduğuna göre yani orucun fazileti hakkında konuştuğumuz e, şey çarşambanın orucu oluyor yani. Çarşamba, perşembe onlar. Zaten haram ay orucunda perşembe, cuma, cumartesi var ama o bütün haram aylar için geçerli. Zülükçe de olursa faziletine fazilet katılır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl diyecek ki Allah Teala her zaman salih amelleri sever ama en çok hangi zamanda yapılmasını sever? 10 gecelerde ve 10 günlerinde. Bundan daha çok salih ameli sevdiği bir zaman yok diyor. Yok diyor. Yok. Yani kelimenin başı ma min eyyamin. yok diye başlıyor zaten. Ma yok. Daha sana ne söyleyeyim daha? E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah adına bunu nasıl diyebilir kendi kafasına haşa ya? Velio kabulü علينا bazı lakaplar la al اخذنا عن diyor. Şimdi hadislerin vahiy olduğunu buradan anla. Şimdi melekat anaminul ve şimdi diyor Kur'an. Bizim adımıza diyor sözler laflar uyduracak olsa yakalarız diyor. Şah damarını keseriz diyor. E bu Kur'an. E şimdi Allah adına nasıl der ki ben bunu daha çok seviyorum demiyor. Benim en sevdiğim günler bu günler demiyor. Buyurmuyor. Demek ki bunu, bunlar hepsi vahiy Allah'tan almasa nasıl Allah adına konuşabilir bir kimse ya. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi bir zat. Vahye emin güvenilir. Ne buyuruyor? Allah her zaman salih amelleri sever. En çok on geceler ve günlerinde yapılmasını sever. Fekal ya Resulallah. Velel cihat yüsebillah. Bu günlerde yapılan salih amelden başka günlerde yapılan hiçbir amel Allah'a daha sevgili olamaz. Peki diyorlar başka günlerde Allah yolunda cihata çıksa bir adam. Allah yolunda cihat ne demek? İşte Mekke fethine katılmak, Hayber fethine katılmak, İstanbul'un fethine katılmak, e şimdi teröristlerle mücadele bulan hepsi cihat. Askerimiz, polisimiz hep cihattalar. Vatanımızı, mukaddesatımızı e, muhafaza için, efendim ezanlarımızı, Kur'anlarımızı muhafaza için, PKK'sı, bilmem nesi gelse, PYD'si, HDP'si, bunlar ne yaparlar bizi? Şurnak. Her yerde camileri yıktı götürdü. Cami bırakmadılar. Müderrisleri öldürdüler. Müslümanları öldürdüler. Allah verdiğini Allah öldürdüler. Değil mi? Sabah namazına giderken adamın kafasından sıktılar infaz ettiler. Böyle dinsiz kitapsız adamlar. Bu PKK PYD'ciler. Sen buna, bunların e, bu, şu memleketi Allah muhafaza. Allah muhafaza. Şu ezanla bu ezanlara bunlar müsamaha gösterir mi? Marksist, Leninist, dinsiz, komünist. Ondan sonra Yahudi uşakları. Onun için bu cihattır diye buna tereddüt eden şu anda askerimizin, polisimizin yaptığı faaliyete ve hizmete cihat mıdır, değil midir, ölürse şehit midir, değil mi? Tereddüt eden usturanın ağzına sürülecek kadar aklı yok. Beyinsizleri muhatap almıyorum ben. En büyük cihat. Senin burada yaptığın bütün İslami hizmet onların cihatına bağlı. Şimdi buyuruyor ki e, diyelim ki sahabe-i kiram cihada gidiyorlar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazısında bulunuyor. Bazısında seriyeler, müfreceler gönderiyor. Sahabe-i kiram da soruyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah Allah yolunda bir adam cihada çıksa başka günde yani zülitçede değil de zülitçede çıkarsa tabii ki eftal. yapılandan eftal yok. En sevgili Allah bu on geceler on günler. Ama diyelim ki adam zülkadedeyiz. Şimdi biz zülkadenin sonundayız. Şimdi bu, bu adam bugün e, nafile oruç tuttu. Haram ay orucu. 60 güne bedel. Tamam fazileti var. Ama şimdi çarşamba gününün orucuyla bir olur mu? Olmaz. Neden? Ezülitçe giriyor. İşte adam şimdi şu anda cihatta. Şu anda fazileti var. E, peki bu adamın şu anda en e, İslam'ın salih amellerinin zirvesi cihat buyuruluyor. Başka adı şerifte sahite. Bu adam e, başka günde başka e, mevsimde cihat yapsa Zülhicce ayının ilk 10 gününde yapılan amelden daha olamaz mı soruyor. Hani amelin üstünlüğü ve zorluğu bakımından soruyor. Başka günde de olsa. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? cihadu fi sabilillah illa raculun kharaca bi nefsihi ve mali felem yerci' min zalika bi şey. Allah yolunda cihat bile Bak İstanbul'un fethindeki, Mekke fethi, Yani Allah yolunda kafirlerle, din düşmanlarla cihat ne demek ya? Ölümle burun buruna yani. O kadar tehlikeli ve zor bir şey. O da Zülhicce'nin ilk on gecesi ve gününde yapılan salih amele denk gelmez. Gelmez diyor. Ancak bir adamı istisna diyor. Diyelim ki adam Zülkade'de veya başka bir adı yani Zülhicce'de değil. Başka bir zamanda kini konuşuyoruz kıyas yaparken. Onu sordular çünkü sallallahu aleyhi ve sellem efendimize. Bir adam buyuruyor. E, canıyla çıktı. Canıyla ne de demek? Yani sadece para verip de İslam ordusuna at alın. işte deve alın. işte mesela bir asker buna binsin. Şeklinde değil. Canıyla demek kendi bil fiil asker olarak çıktı. Yani ölüm tehlikesini göze alarak çıktı. Ve mal bir de malıyla çıkacak. Malıyla şu demek yani işte atını kendi temin etmiş, veya devesini kendi temin etmiş, silahını kendi temin etmiş, masrafı da devlete yüklememiş. Yani şimdi o zamanki ordu zamanında öyle değil. Şimdi sen burada e, askerde de olsan kendini temin edemezsin. Şu anda devletin sana verdiğiyle görev vermem lazım. Onu konuşmuyoruz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki ordularda e, imkanlar e, devlet, te ordu teşkilatı daha kurulmadığından, sahabe-i kiram hazaratı, tabi i nazaratı bunlar e, e tabi devletin de imkanları varsa da e, ekseri insanlar fakir olduğu için e, bir adam ben silahımı kendim temin ederek kendi atımla yola çıkıyorum, kendi devemle yola çıkıyorum dediği zaman e, ne oluyor? O at, o deve başka bir Müslüman'a, fakir bir Müslüman'a verildiği için e, kuvvet oluyor devlete. Bundan dolayı fazileti fazla, sevabı fazla. Çünkü diyor ki bir adam hem canıyla çıkarsa, canıyla demek kendi gidiyor, bir de malıyla çıkarsa, malıyla ne demek? Atı, silah bilmem nesi, masrafları yani yolculuk masrafları, yolda yiyeceği, içeceği bilmem ne. Ee, orada e, orduya yük olmuyor da kendisi temin etmiş. erzağını nevalesini düzmüş işte neyse. Bu adam canıyla çıktı, malıyla da çıktı mı? Çıktı. Ama hiçbir şey geri dönmediyse, geri döndüyse yani ne demek istiyorum? Harp kazanıldıysa veya kaybedilse bile bu ölmeden memleketine geri döndüyse bu da zülitçede yapılan amelden üstün değil. Bak canıyla malıyla çıktı. Fakat canı geri döndü sağlam. Atı boğazlandı diyelim. Gitti Allah yolunda. Atı gitti. Devesi gitti. Ama canı selametle döndü. Bu Zülütçe'de yapılan amelden eftal olmuyor yine. Neden? E, canı sağlam döndü diye. Efendim e, diyelim ki kendisi ee, şehit oldu. Atı sağlam döndü. İşte yani işte çoluğuna çocuğuna geri verildi veya devesi neyse. Bunu da Zülütçeden eftal sayılmıyor. Neden? Malı geri döndü diye. Anlayabiliyor musunuz bilmiyorum. Ne anlattığımın farkında mısınız yani? Ne kadar zor olduğunun, ne kadar zahmetli olduğunun. Can can. Bir adam Allah yolunda cihada çıktı da Canı da gitti, şehit oldu. Malı da gitti, atı da boğazlandı, devlet de boğazlandı yani düşmanlar tarafından. O da gitti. Geriye ne döndü hanımına, oğluna, kızına, çoluğuna, hiçbir şey dönmedi. Bir tek bu adamın sülütçe dışında yaptığı, on günler ve geceler dışında yaptığı bu amel, bu şehitlik ve malının Allah yolunda infakı, bu Allah'a daha sevgili gelir. Geri kalan öyle malı döndü, canı döndü geri. Öyle bir cihat bile ki Allah'ın de en büyük amel ama Zülhicce'nin 10 gecesinde 10 günündeki salih amelden Allah nezdinde daha sevgili olamaz. Hangi mevsimden bahsedeyim Şimdi biraz anlattınız herhalde. Yine hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu teala Efendimiz'den rivat ediliyor. Tirmizi'de geçiyor. Ee, rakam 700, e, 758. Üçüncü cilt 131. sayfada. Bu hadis hep çok önemli bir hadis. Ne kadar büyük bir fazilet söylüyor. Ebu bir <laughs> yürekler adı yalan kâle kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasûlullah Efendimiz buyurdular. Mâ min eyyâmin <laughs> hebbu ilallâhi en yutu'abbedelehu fiyâmin min dil hicceh. Allah-u Teala kendisine ibadet olunmasını her zaman sever ama Zülütçen'in 10 gününde ibadet yapılmasını sevdiği kadar hiçbir günlerde gecelerde ibadet yapılmasını sevmez o kadar. Allah Allah. Bak ramazan Şerif hakkında böyle bir hadis yok ya. Ya dilusuyam kulliyen ve minusuyam sene. Her gününün orucu, öbürlerini önümüzdeki hafta anlatacağım. Yani 8 9 oruçlarını bu 10 günün hepsini hakkında bu var. Ama e, her gününün orucu derken 10 günün tüm hakkında söylüyor Öbürlerinde ekleme var demek istiyorum. Onlarda daha fazilet ayrıca var, ayrıca var. Bir senelik oruca denktir. Şu anda 10 günü tutan yani son 10. gün Kurban Bayramı olduğu için onda kurban etinden e, yemeye kadar aç durmayı kastediyor. Kurban kesilip kurban etinden yemeye kadar aç durmayı kastediyor onuncu gün bildiğimiz oruç yok çünkü bayram o. Onundaki oruç dediği o. Onu da uzun uzun izah ettim bu kitapta. Her günün orucu bir senenin orucuna dektir. Yani 10 sene. Bir adam ömründe 10 sene sıralı oruç nasıl tutabilir? Kim tuttu bugüne kadar? Hanginiz var? 70-80 yaşında yaşlılarımız var. 10 sene sıralı oruç tutanını nafile duydunuz mu? Şu 10 günü tutan yani çarşamba bir. Zaten aradaki ek gelirleri söylemiyorum. Bir de ne var? Haram ay orucu var. O ne? Perşembe, Cuma, Cumartesi. O dört haram ayın hepsinde var. Orada bir de Perşembe, Cumartesi, Cumartesi geçiyor. Anladın mı? O 900 seneye denk. O haram ay orucu. Onu geçen sohbetlerde anlattım Zülkadir'in başında. Onu konuşmuyoruz. O da say O aradakileri konuşmuyor. Bir de terviyenin, arafenin ekleri var. Aman ya Rabbi. Onları haftaya anlatırım. Şimdi burada normal her bir gün orucu, bir senenin orucuna denk. Dikkat! ve kıyam külli leyleti min abi kıyam leyletil kadri her gecenin kıyamı teheccüdle geçirilmesi e, ibadetle hiyat edilmesi onda nafile namaz kılınması kıyam işi biraz acayip akşamı yatsı cemaatle kılan da bir hiyat sevabı gecenin tümünü kıyam sevabı alıyor özellikle hep sahih Müslüman adresinde yatsı cemaatle kılan sabah cemaatle kılan insan evinde ocağında iki kişi, üç kişiyle yaptığı da cemaattır. Zaten camiler de açıldı. Şu anda Yatsı ve sabah namazlarında camiler açık yani. Koronayı moronayı bahane etmeyin. Camiler açıldı. Ona göre sosyal mesafe korunmak suretiyle kılınıyor. E, bu şekilde e, cemaat de, artık cemaat serbest oldu. Şimdi yatsıyı sabah sabah cemaatle kılsa bütün geceyi teheccüd kılmış sayılıyor zaten. Ama bir de özel bir nafile namaz teheccüd falan kılarsa bir de 10 gecelerin bir namaz var. E, onu da kısaca söyleyebilirim size her gecenin kıyamı Kadir gecesinin ibadetle geçilmesine denktir. Ne anladın şimdi bundan? Bir Kadir Gecesi gecesiyle Eylül Kadri Hayrı Minel bir şehrin bin aydan hayırlı. 83 sene 4 ay sıralı ibadet bile denk olmaz. Daha üstün. Peki burada kaç gece var şimdi? 10 gece var. Bu 10 gecenin her birini anladım sen? bu on gecenin her birinin ibadetle geçirilmesi bir Kadir gecesine denk. Kadir gecesi gibidir demiyor. Bak gibidir demiyor. Mislidir demiyor. Kadir gecesinin e, sevabına, ne, ecrine nail olur falan demiyor. Kadir gecesine rastlasaydın, onu ibadetle hiyatseydin neydiyse ona denk. Denk ne demek biliyorsunuz. Türkçe, laş, Türkçe laf denk. Hiçbir farkı yok. E bu nasıl bir şeydir? 10 tane Kadir Gecesi var önümüzde. Salih Çarşamba'ya bağlayandan başlıyor. Daha bir dahaki Perşembe'yi, ondan sonraki Perşembe değil, ondan sonraki Perşembe'yi Cuma bağlayan gece, iki tane sohbet gecemiz var Kadir Gecesi'ne denk. Bu önümüzde iki tane Perşembe Cuma bağlayan tam Kadir Gecesi'ne denk sohbet gecemiz var. Amel-i Salih de öyle, zikir de Günlerin Günlerinde her bir günün orucu, bir senenin orucuna denk. Hadis-i şerif ne buyuruyorsa ben size onu söylüyorum. E sen daha ne Efendim arıyorsun. Onun için yine bir hadis-i şerif ne buyuruyor? Ebu derdi radıha efendimizden ibadet ediliyor. Aleyküm usavmeyyamil aşır <laughs> ve iktiarid du'a ve istiğfar ve sadakatü fiyâ. On günlerin orucunu bırakmayın. Yani çarşamba bir. Böyle devam edin. Eee... Tutamadın. Pazartesi, Perşembe tut. Onu da tutamadın. Terbiye, Araf'e tut. Onu da tutamadın. Araf'e gününü sakın kaçırma. Aklını kaçır, onu kaçırma. Çünkü Araf'e günü anlatacağım önümüzdeki hafta. Araf'e günün orucu sen ne diyorsun ya? Geçmiş gelecek günahları sildiriyor. E sen Ebu Terdi Hazretleri buyuruyor. Aman istiğfarı çok yapın. Sadakayı bol verin. Duayı çok yapın. Dualar üzeri kabul. On günlerde fe inne semuhetun ebiyyekum muhammeda Sallallahu aleyhi ve sellem Ben sizin peygamberinizi işittim. Ben Muhammed Mustafa'yı kulaklarımla işittim diyor. Ne buyuruyordu? El veylu limen hurime ayami'l ashr. 10 gecelerin ve 10 günlerinin hayrından, sevabından, faziletinden, bereketinden mahrum olanlara yazıklar olsun. Vay geldi onların başına. Ne demek? Ya ben namazımı kılıyorum, ibadetimi yapıyorum, Ramazan ucu tutuyorum. Sen bir de 10 gün çıkarırsın bilmem ne bilmem ne. Kardeşim ben fazilet bakımından bunları sana söylüyorum. Vay geldi onların başına ne demek? Yani şimdi sen kaza geldi başına, bela geldi başına, dükkanın yandı, hanımın öldü, çocuğun öldü bunu konuşmuyoruz. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Bunu konuşmuyoruz. Diyelim ki senin bir dükkanın vardı. 100 bin liraya sattın, 300 bin liraya sattın. Ertesi gün müşteri geldi. Ertesi gün müşteri geldi. Dedi ki bu dükkan bana çok lazımdı. Benim mahallemde şuydu buydu. Belki özel nedenlerle burası benim için olmazsa olmazdı bilmem ne. Efendim. Kaç verirsin? Dedi. Sen de düşündüğün için ulan dün ben bunu sattım da artık dönüş yok. Yine sorayım bakayım. Kaç verirsin? Bir milyon veririm. Bu adam ne yapar şimdi? Abi dur der kafayı küyüt bir duvara vurur. Niye? 700 bin lira zarar etti. Bir günde. Anladın mı şimdi? Vay geldi onların başına manasını anladın mı? Yani sen Müslümansan, farzlarını, vaciplerini yapıyorsan, sana cehenneme gidiyorsun, zülitçenin 10 gecesi, on günü oruç tutmuyorsun, gece teheccüd kılmıyorsun, cehenneme mi gidiyorsun dedik. Ama kardan çok büyük zarar ediyor. Vay geldi başına. Ben diyor sizin peygamberinizi işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Derdi Hazretleri Yüce Sahabi diyor ki on günlerin öyle fazileti var ki hayrından mahrum olana yazıklar olsun. Ne demek? çok büyük zarar edecek. Cennette nasıl bakacak attaki üsttekine? Dereceler var cennette. Dereceler. Kur'an-ı Kerim böyle ee, ne bu? Ee, siz dünyada e, üstünlükler bakımından bazınızı bazınızdan zengin ettik, e, efendim amir ettik, memur ettik, protokolde, kıdemde, şunda bunda. Ama velel ahiratü ekberu deracatin ve ekberu tefdila üstünlükler bakımından, dereceler bakımından ahiret çok büyüktür. Ahireti tercih edin. Kullarım diyor İsra suresinde Allah'ımız. E sen şimdi dünyada bir kademe atlamak için biraz maaşına 200 lira 300 lira ilave olmak için bir emniyet müdürü bir bilmem ne olmak için veyahut da efendim komiserken baş komiser olmak için e, yani canı çıkıyor ne çileler çekiyorsun, ne uğraşlar verirsin ya kendini belendirme şuna buna aracı koyma vesaire 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 en fazla alacağın birkaç yüz lira fazlalık ya. Ama sen niye ahiretin derecelerini, ahiretin faziletlerini düşünmüyorsun? Onun için kardeşim bu on günlerin hayrından mahrum olana veil olsun buyuruyor, yazıklar olsun buyuruyor. Ahirette pişman olursun. Cennete bakarsın üst katta ne? Buradan nereye bakar gibi? Yıldızlara bakar gibi buyuruyor. Hadis-i şerif sizin biriniz dünyadan yıldızları seyrettiği gibi cennetteki alt basamaktaki üst derecedekini seyredecek buyuruyor. Say hadis-i şerif. Dünyada ah şu evin üst katında otursaydım de, demiyor musun? Ah şu müstakil evim olsun demiyor musun? Arabam şu arabadan da benim de olsa demiyor musun? Herkes en iyisini istemiyor mu? Ama dünyada e, bu Allah rızkı yazmış kader. Ne kadar çalışsan da hamal kuyumcudan fazla çalışıyor. Daha ter atıyor, yoruluyor. Ama Allah rızkını yazmış. Öbürü bir pırlanta satıyor. Efendim 10 bin dolar, 100 bin dolar Bilmem ne elmasın değerine göre öbür orada canı çıkıyor 20 lira 30 lira yemye alıyor. Onun için sen dünyada çatlasan da patlasan da Allah'ın yazmadığı rızka ulaşamazsın. Zenginliğe ulaşamazsın. Çab çalışacağız. Helal rızkımızı temizliyor. Ama ahiret bakımından ne buyuruyor? Derece bakımından, fazilet bakımından ahiret daha üstün ve daha büyüktür. Gelin buraya göz dikin. Buraya rahmet edin buyuruyor. Feste bir hayrat, hayırlarda, salih amellerde. yarışın buyuruyor. <Sessizlik> ve sâri ulâ mağfiretin min rabbikum ve cennet ve cennetin arzu es semâvat vel ard arzu ki var eni göklerle yerler kadar bir adama verilecek eni eni düşün ki eni olsa boyu ne eni göklerle yerler kadar olan her yeri mamur olan cennete koşun buyuruyor yarışın buyuruyor e cennet herkese verdi fakir misin amal mısın zenci misin beyaz mısın böyle bir şey var mı Allah'ın dinde herkes kazanabilir bunu e sen niye kazanamayacağın şeylere bu kadar meşakkat çekiyorsun da hazır önünde olan imkanları tepiyorsun? Bu akıl mıdır? Onun için muhteremler şimdi yine Aişe radıyallahu anh'a rivatı hadisleri Abdülkadir Geylani Hazretleri de rivatı ölüyor yede. min leali Bak dikkat. Zilhicce'nin gecelerinden bir geceyi bile ibadetle hiyas. Ben size onun için bu akşam bu sohbeti yapıyorum. Neden yapıyorum biliyor musun? Salıyı çarşambaya, çarşambayı perşembeye. Benim sohbetim perşembeden evvel iki gece kaçıyor. Bu iki gece çok önemli neden? E belki cumaya ölürsün. Belki cumartesi ölürsün. Her gün arkadaşımız ölüyor bizim. E şimdi bir adamın bir kadir gecesinin kıyamına denk olan geceyi de defteri amaline yazdırması kadar önemli bir şey var mı ya? Ne biliyorsun on gecelerin sonuna kadar kalacaksın? Ne biliyorsun bayrama çıkacaksın? Ben onun için size söylüyorum. Beni dinleyen on binler yüz binler insan var. Bu, bu kadar insan Dinleyenlerden niceleri ölüyor bana haber geliyor gelmeyeni daha fazla tabii hepsi nasıl gelecek bana? E şimdi ben onun için diyorum haftaya perşembeye kadar ölenimiz olabilir. Ben sana diyorum ki Zilicce'nin gecelerinden bir geceyi Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ibadetle ihya eder. Onun için ilk gece çok önemli zaten. Salıyı çarşambaya bağlı. Bu önümüzdeki. Oradan çarşambaya perşembeye. Zaten ondan sonra cuma gecesi ki her ayın cuma gecesi eftal. Nerede kaldı ki on, Bir de on gecelerin. Bu sene on gecelerde iki cuma gecemiz var. Çok önemli. Zülitçe'de demiyorum. On gecelerde. On gecenin içinde iki cuma gecemiz olması bizim için büyük bir kar. Çünkü cuma gecesi. Zaten bile bayram gecesini de cuma gecesi olması. Sorma gitsin ya. Bu kadar hayırlar, bereketler, salameller, sevaplar varken yani uyuyacak mıyız ya? Fekenne ma'abede Allah ibadete men hacce yu'temere tuğle seneti. Bir adam sene boyunca haç ve ömre yapsa. Sene boyunca haç ve ömre yapsa. Haç bir kere yapılıyor. Çünkü Zülitçe'nin Arafa gününde Arafat'a çıkılabiliyor. Bir tek başka Arafat'a çıkılmadan haç olmaz sene boyunca. Şimdi ama biliyorsunuz kıran haççı var. Temettü haççı var. Bunlar da başında ömre yapılıyor. Sonunda isteyen ömre yapıyor zaten onu. İfrat'ta da yapan yapar. O ayrı bir şey. Ee, yani haçı bitirdikten sonra ömre yapar. Onu konuşmuyoruz. Ama, e, yani ömre imkanı geniş. Ömrenin günleri bütün sene yapılabiliyor. Hac sen de bir Bir adam, diyelim ki sene nereden başlıyor? Muharrem ayından başlıyor. Muharrem ayının birinden başlasa ömre yapma. Ömresini yapıyor, geliyor, yiyor, içiyor, biraz zar ömre, bir daha ömre, bir daha ömre, bir daha Ben günde dört, üç, dört ömre yapanı gördüm. Günde günde. Allah, kuvvet vermiş adama yapıyor. Şimdi, Diyelim ki bir sene boyunca Muharrem'den Muharrem'e. Şimdi bu zaten Zülitçe'ye girince son aya giriyoruz. 12. ay. Bundan sonraki ay Muharrem-i Şerif aşure geliyor. Sen şimdi bir sene boyunca tuğle seneti diyor. Yani senede bir kere biz ömreye gidiyoruz. Oraya da da iki üç kere yapıp dönüyor. Onu konuşmuyor. Hadis-i Şerif neyi anlatıyor? Bir sene 12 ay. 12 ay gece gündüz ömre serbest diyelim. Devamlı ömre yapıyor. Bir senede kaç tane ömre yapabilir? Ben ne bileyim günde 3-4 taneden hesap et. 4-5 taneden. Hesap et gündeni 355'ten çarp. Yani 3 ömreden bile çarpabilirsin. Çünkü normal adam yapabilir. Sağlığı olan. Haç da yaptı o arada. Bütün sene boyunca haç, haçın başı sonu ömre. Bir sene sıralı haç ve ömre. Bunu şu anda toplasan yani e, ya ne bileyim 780 sene yaşayanların ömründe böyle bir, bir senelik kaç ömre çıkmaz. Bir sene boyunca yapıla, yapabileceği. Ziritçe'nin gecelerinden bir geceyi bile Allah'ın yemin ettiği on geceleri bir geceyi bile yani bir geceyi bile önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece. Çarşambaya perşembeye. Ya hocam ben benim ertesi gün çalışıyorum. Memurum, işçiyim, şuyum buyum. Ben bunu yapamam ki ihya. Tamam yaparım. Yatsı cemaatle kılarım. Sabah kılarım. Arada iki rekat, dört rekat, on rekat teheccüde kılarım. Ama tam bir gece sabah kadar bir ibadet yapamam. O zaman cumartesi pazara bağlayan da tatilsin. Bazıları cuma cumartesiye bağlayan da, da tatil. Öyle de var. Yani tatil gününe de denk geliyor. Anladın mı? Hangi gece olursa olsun demek istiyor. İlla terbiye gecesi, arafa gecesi istemiyor. Cilicenin on gecesinde herhangi bir gece. Yani demek istiyorum ertesi gün işe giden bile ertesi gün işe gitmediği tatil gecesinde iyi bir ibadet çıkarabilir yani. Ki özellikle bir namazı var mesela. Ne olur bu adam? Bir sene boyunca hac ve umre ile Başka hiçbir iş yapmadı. Bir sene 12 ay dolusu sıralı umre yaptı, hac yaptı, umre başı, umre sonu, umre Ve men sâme fiyâ yevmen 10 günlerde bir gün bile oruç tutsa, önümüzdeki çarşambayı tutsan da bu müjde var. Perşembe tutsan da var. Cuma tutsa da tek gün bile tutsa fekenne Allah Teala sahir kalan senenin tümünü ibadet sevabı Bak burada fekenne ma sanki diyor. Bak deminki dediğim neydi? Kadir gecesine denktir. Tabirlere dikkat edin. Burada yani bu şu demektir. Bir adam bir sene zaruri ihtiyacını işte biliyorsun artık ya da melek gibi kabul etsen melekte yemek yok, içmek yok, uyumak yok, bir şey yok. Bir sene ibadet yaptı. Bir insan da diyelim ki Allah nasip etti. Bir sene süreli ibadet etti. Öyle Allah dostlarım var. Yemekten içmekten kesilmiş. Bir sene boyunca süreli ibadet kim çıkarabilir? Koy bu kenara tamam. Bir gün oruç tutsa diyor on günlerde ceca, aşama, berşama, önümüzdeki yani günlerdim. on günden bir gün bile oruç olsa senenin tümünü oruç demiyor. Tümünü ibadet. Tümünü ibadet ne de demek? Çünkü sen oruç tutarken aynı zamanda Kur'an okuyor. Oruçluyken namaz kılıyor yani. Anladın mı? Senenin tümünü ibadet. Sadece oruçlu sevabı değil. Tümünü bir sene ibadet. Bunda orucu da var, namaz da var, zikri de var. Hepsi için. Bir sene ibadet. E böyle karlı bir mevsim varken ben şimdi size sizi, sizi nasıl efendim şey diyeyim. Bu müjdelerden e, habersiz bırakayım ya Kardeşim ben size düşmanınız mı? Ben sizin dostunuzum ya. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben sizi kazandırmak istiyorum. Belki ben sizin iyiliğinizi istersem Allah da benim iyiliğimi ister. Ben sizi acırım Allah bana acır. Ben sizi kar ettiririm Allah benim benim sevabımı artırır. Beni sizin hürmetinize mağfiret eder bağışlar. Müslümanları zikre teşvik etti. Oruca amele teşvik etti. Biz teşvikçiyiz. Yazık günah. İnsanlar aç açık sefil vaziyette önlerinden dolarlar altınlar akıp giderken sel gibi görseler Buradan burada otursalar, açlıktan ölüyor olsalar bunlar ne zavallı bir çaredirler ya. Burada da böyle bir on gece on günü gelmiş adam her ebedi ahireti kazanabilir. Sen kalkıyorsun efendim bu geceler bu günlerde oyun var buyun var tatildeyim şuradayım buradayım. Orucu da nafile orca kaçırdın. ibadetle geceyi, hiyayı da kaçırdın. Vay geldi on günlerin hayrından mahrum olanların başına hadis-i şerifini unutmayalım ve unutturmayalım çünkü 10 gün dediğin bir ay Ramazan bile giriyor çıkıyor anlamıyoruz ya. 10 gün dediğin hemen biter. Bunu bu ibadete tahsis etmekte fayda var. Hele ki tatil ne mutlu sana ki tatilde olmasan işe gideceksin, güce gideceksin, uyuman lazım, uyanman lazım. Efor sarf ediyorsun, 8 saat en az orada, bir de yolu var, gittisi geldi. E tatildeki adam esasen akıl, ahiret aklı olan dedi. Elhamdülillah bu 10 günlerde ben ve çattı. Şimdi ben e, iş derdim de yok. Sırf ibadete tahsis edeyim. Neden? Cenn Ahirette, cennette senden yüksek adam olmaz. Peygamberler haricinde ya. Şuna baksana her gecesi Kadir Gecesi ne demek? Şimdi adam... Burada nasıl bir müjde var ya? Bu on gecelerde ya. Sen şimdi burada on gece, on gece ne demek? Kadir Gecesi diyorsun. Dünyanın ömrü yetmiş sene. E, e, efendim, yedi bin sene... Dünyanın ömrü 7 bin sene, senin ömrün 70 sene diyelim. Ortalamayı konuşuyoruz. 70 senede 12 yaşı, 10 yaşı çocukluğu çıkar. En sofisi bile 60 sene Kadir Gecesi'ne denk gelir. Sen şimdi burada halbuki ne oluyor? 10 gece. Her biri Kadir Gecesi olsan 3-4 senenin 10 gecesinde anlıyor musun? 5-6 senenin 10 gecesinde 60-70 sene Kadir Gecesi'ne denk gelen kadar oluyorsun 6-7 senede. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla 60-70 herkesin önünde gözükmüyor. Ama bir 6-7 senelik bir ömrümüz kalmış olabilir. Dolayısıyla bu Zülhütçe'ye iyi bakarsak, bu seneden başlarsak bir 6-7 sene için, geçmişte ya da yaptıklarımız vardır inşallah. Bu bir 6-7 sene içinde 70-80 sene yaşayıp her Kadir Gecesi'ni ihya eden kadar zengin oluruz. Velev ki 30 yaşında ölelim, velev ki 40 yaşında, 50 yaşında bile ölsek bile, şu anda beni dinleyen yavrularım 10-15 yaşında, 20 yaşında da var. 6-7 senenin 10 geceleriyle 70-80 yaşına ulaşmayan bile ahirete aynı zenginlikte çıkar. Karı böyle yapacaksın. Hesabı buna göre yapacaksın be kardeşim sana. Hadis-i şerif Resulullah sallallahu yalan söyler mi sana? Kadir gecesi gibidir demiyor. Denktir. Ya denktir. Bir de Kadir gecesinin şöyle bir tehlikesi var. O da nedir? Yani e, gizli. Gizli. Ramazan'da 17. gece mi? Bu sene Nereye dönüyor? Bir de kesinlikle belli bir gece değil. 27. gece olduğuna kimse yemin edemez. İmam-ı Azam bile diyor ki 27. gecedir... ...en tercihim ama... ...bir adam dese ki Kadir gecesinde karın boş olsun... Mesela onun fetvasını verirken 27. gece geçti boş oldu veremiyorum diyor. Niye veremiyorum diyor? Senenin her bir gecesi olabilir. Ramazan'ı bile demiyor. Bak senenin her bir gecesi olabilir diyor. Bu sefer hep Deniz Ramazan'dan da çıkıyor. E, dolayısıyla diyor bir sene geçmesi lazım ki talak vakı olsun. Yani İmam-ı Azam 27. gece görüşündedir ama fetvaya geldiği zaman işte yemin edemiyorsun o demek yani. Fetvaya geldiği zaman diyemiyor. Bir sene geçmeden Kadir Gecesi geçti diyemiyor. E, buradaki 10 gecenin her biri belli. Bu salıyı çarşambaya bağlayan bir. Çarşamba perşembe 2 Haftaya bu gece sohbet gidelim. Perşembe, cuma bağlayan 3 A sayıyorum sana zerre kadar şüphe yok ki Kadir Gecesi'nde tektir. Ama Kadir Gecesi burada Ramazan boyu onu konuştuk. Yani olabilir. Meşayih'in tespitleri var. Şudur, şuna da dikkat edelim. Buna da dikkat edelim. Zaten 10 gecelerin son 10 gecelerin tek gecelerinde arayın buyuruyor. Ondan sonra da bir hadiste de 24'ü de katıyor. Bir hadiste son gecede olabilir buyuruyor. Yani gizledi. Mevla gizledi çünkü. Mevla gizledi. Ama bunu gizlemedi. Herkes Ramazan'da arıyor. Çoğu da denk getiremiyor, kaçırıyor. Halbuki burada önümüzde on gece var. Millet tam tatile gitti. Kazananlara ne mutlu. Herkes sıcak var. Efendim bunalıyorum. Efendim şu, şu ibadet yapacak halim yok. Yok klimam yok. Yok şuyum yok. Bizim ev havasız. Su falan, falan falan. Al sana bahane. Çünkü neden? Ahirete herkes zengin çıkmayacak. Bu belli bir şey. Yani. Nasıl ki dünyada herkes zengin değil, ahirette herkes zengin çıkmayacak. Ama dünyada zengin olamadıksa, çatlasak da olamayacak, kaderde böyle yazılmışsa olamayacağız. Ama ahirete zengin çıkmak elimizde. Cennetteki peygamberlerden sonraki, peygamberlerden bir alttaki, en üstün mertebeye çıkabiliriz. Hiçbirimize sen şusun, sen busun, e, anan şöyle, baban böyle, suratın şöyle, yüz, gözün böyle, yüzün böyle demeyecekler. Ameli getir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu oluyorsun ya cennette ya. Resulullah kim sallallahu aleyhi ve sellem? Sen kimsin ya? Ama diyor ki komşu ol. Şu ameli yap komşu yapacağım diyor. Sana şimdi dünyada kim efendim şunu yap da gel şurada sana arsa vereceğim, ev vereceğim bilmem. da komşu olacaksın köşke saraya diyor. İsteyerek olacak iş mi dünyada? Ahirette bedava, bedava. Oruç bedava. Namaz bedava. Su gibi akıyor. Böyle bir on gecelere geliyoruz. Ne olur Allah razı olsun. Bu yaz sizi aldatmasın. Bir daha sene bir o yüzden, bir sene bu sene yapmadım. Bir daha seneye iş garantin yok be kardeşim. Bir daha sene de yaz. Bir daha sene de yaz. Daha birkaç seneler yaz gidiyor. Gerçeklik etmeyelim. Ben sizi Allah için haberdar eyledim. Şimdi on günlerin zikirleri başlıyor. Ee, bu Kadir Gecesi'ni ihya sevabı kazandıran ameller bu kitap çıktı. Şimdi bu kitabı millet anlamaz. Anlamıyor. Başlığını onun için yazdırdım sonra da. Şurada ne diyor? Efendim, Tuana Çarşı'dan bunu sorabilirsiniz. Tuana Çarşı şeyinden. Lale Gül dükkanlarından. Yani inşallah çıktı, basıldı. Bu yani 170 sayfa kadar. Hadi Firisteni de çıkayım da. 160-159, 160 sayfa. Bir eser. Ama dünya ve ahiret saadeti bunda. Neden? Çünkü Kadir Gecesi'nde yapılmasa da anlatabiliyor muyum? Kadir Gecesi'nde yapılmasına denk gelen amel ne kadar amel yapacağız? Kadir Gecesi geliyor birkaç saatte vuruyor geçiyor. O da Kadir Gecesi mi değil mi belli değil. Hüsnü zandan 27. gece ve sahil gecelerde ibadet yaptık. Yapıyoruz. Ama herhangi bir zamanda yaparsan Kadir Gecesi'ni ihya etmenin aynı sevabını aldırıyor. Burada ne çıkıyor ben geçen bir sohbette bunu dedim. Ha dedim insanların aklı başında olsa bu kitap ne zaman çıkacak diye benim etimi yerler dedim ama anlatabildiğim mi belli değil. Şimdi burada Amaru ma ve kalu men Ümmetimin ömürleri 60 ile 70 arasıdır. Çok azı 70'i geçer buyuruyor. Şimdi bu hadis-i şerife göre Geçmiş ümmetlerin ömürleri gösterildi. Efendimiz buyurdu. Allah Allah. 900 sene, 600 sene, 1000 sene, 1500 sene. Benim ümmetimin ömrü çok az. Bunlar nasıl cennette üstün, üstün dereceler kazanacak? Eski ümmetler sevapları aldı götürdü. Onun için Allah Teala fa'atavla leyletel kadri hayra min efşer. Allah bir kadir gecesi verdi. Bin hayırlı. Böylece bu ümmetten 50-60-70 sene yaşayan geçmiş ümmeti geçiyor. Çünkü neden? 83 sene 4 aydan hesap edersen 60'la ...falan çarparsan... ...dünyanın efendim ömrünü geçiyor. Şimdi... ...Nuh Aleyhisselam'ın ömrü... ...peygamberlik müstesna. Peygamberliğin sevabını katmıyoruz içine de... Yani ...ömür bakımından kıyas ediyoruz. Nuh Aleyhisselam 1250 sene... ...ömür sürdü. Ki ondan da daha fazla rivayetler olanlar var. Şuayb Aleyhisselam'la ilgili de daha fazla rivayetler var ama... ...sen şimdi binlerce sene ömür sürdü mü? mübarek zatlar ömürleri mübarek. Peygamberleri müstesna diyorum. Peygamberlere kimse yetişemez. Ama peygamberlik dışındaki onların sahbesi ehli beyti, tabi'inleri onların da var. Bütün bunların ömürlerini düşünelim. Onların da 600 sene, 700 sene, 1000 sene ömürleri var. E şimdi bu ömürler zarfında bizim ümmetten bir adamı düşün. Bizim ümmetten bir adam efendim ne yapıyor? E, her Ramazan'da Kadir Gecesi kolluyor. Yani çocukluğu çık, onu çık, bunu çık. Yine bir 50-60 tane, 80-90 yaşayan bir 50-60 Kadir gecesini Ramazan'da her gece yatsıyı sabahında bahatla kılsa, teravihini kılsa falan ihya etmiş oluyor zaten en azından. Ki normal Müslümanın yaptığı bir şey. E bu adam geçmiş ümmetleri geçiyor. E şimdi onun için e, yalnız mesele nerede? E Kadir gecesi tam tespitli değil. Yani gecesi kesin o. Bu sefer insan çok geceler ibadetle hiyat etmesi lazım, gizliyi yakalamak için. Buna da bazı insanların vakti, sa sağlığı, saati el vermiyor. Onun için sahabeden biri geldi diye, ben çok yaşlıyım ya Resulallah, bana bir gece söyledi, de, mescide o gece geleyim, ben her gece mescide uzaktan yürüyüp gelemiyorum. Ona buyurdu, sen 27'ye de madem şey yap, ona bir özel şey verdi. Ve lakin, hal böyle olunca, şimdi Kadir Gecesi'ni e, ihya etmenin ehemmiyeti, Ehemmiyeti ne demek ehemmiyeti? Ehemmiyeti gelecek günahları da affettirmesi, imanlı ölmeye vesile olması, bütün günahları mağfiret ettirmesi, e, eski ümmetlerin ömrünü geçecek faziletlerdir. Bu birinci bölüm e, bunu işlemiş. Çok e, hikmetli, e, mantıklı mukaseler var. Yani insan onu düşündüğü zaman, karnı zararını hesap ettiği zaman, Allah Allah ben mutlaka Kadir Gecesi'ni ihya etmem lazım ki, ben e, cennete iyi bir yere gelebileyim dünyadan iyi bir yere gelebileyim diye uğraşıyorsun, imtihan kazanayım, sınavlara hazırlıyorsun, hoca tutuyorsun, icamında adam öküzünü satıyor, oğlunu okutuyor, öbürü tarlasını satıyor değil mi? Çoluğunu, çocuğunu, Anadolu insanı. Niye? İşte orada kazanacak. Kazanacak ne olacak? Okulu kazanacak. Okulu kazanacak ne olacak? Mühendis olacak, mimar olacak, top, doktor olacak falan. Onu, onu kazanacak ne olacak? İşte asgari ücrete talih. Veyahut da asgari ücret 2-250, en fakabadayısı 4 bin, 5 bin. 10 bin, 20 bin alan çok az. Okul okumuş da, memur olmuş da nerede? E bunun için insanlar, e tabii ki yapmalarına ben e, normal değil, doğru değil demiyorum. Ama bir dünya menfaati, o çoluğun çocuğun iş e, güç sahibi olması, sonra ana babasını ahir ömründe yaşlanınca ellerine düşerse bakması, veya o da evlenecekken çoluk çocuğunu bakması yoksa kız da vermezler iş size. Doğal olarak, doğal olarak e, dünyaya iman etmişsin, geçimine iman etmişsin, getirisine götürüsüne, karına zararına hesap etmişsin de be kardeşim hiç ölüm yok mu, hiç kabir yok mu, ebedi hayat yok mu, mahşere dirilmek yok mu, sonsuz ahirete ya cennet ya cehennem yok mu be kardeşim? Bunu niye hesabını yapmıyorsun burada ne yiyeceğim ne içeceğim ya? Nasıl bir hayat ya? Kur'an bütün Kur'an bütün Kur'an ayetleri bunu söylüyor. Cezaen bima kanu yaamelun. bir ma kuntum taamelun. Bazen hitap ifadesiyle, bazı gayb ifadesiyle dünyada sürekli işledikleri salih amellere karşılık. Ey cennet ehli, dünyada yaptığınız amellerden dolayı kulu veşrubu en yem bima asleftum fil ayamil haliye. ayet kelimesinde kerimesinde el hakkada. Yiyin için afiyet olsun, az mahsan olsun. De geçtiğiniz dünya günlerinde geçirdiğiniz zahmetler sebebiyle, oruçlar sebebiyle oruç tutan yiyemiyor, içemiyor. Aşınızı ilitçe 10 gün oruç tutuyor adam. E bu adamdan o günlerde yiyene Allah cennette aynı mı yedirecek yani? Geçmiş günlerde geçirdiğiniz açlık, susuzluk, uykusuzluk. E kolay mı? Gece teheccüd, meheccüd bunlar ibadet, sabah namazı, cemaat, işrak, kuşluk. Bunlar çok zahmetli işler kardeşim. Çok. Nefse en ağır gelen işler. Daha taş taşır da onu yapamaz ya. Nefis çok zorlanıyor öyle uyku içinde. Ama işte yeyin için afiyet olsun deniyor. Çünkü dünyada yaptığınız ameller sebebiyle bak geçmiş günlerde geçirdiğiniz ameller diyor. Buraya dikkat edeceksin. Amelsiz kime ne verilmiş yani? Şimdi ikinci bölümünde Kadir Gecesi'ni ihya sevabı kazandıracak ameller. Mesela Kadir Gecesi'ne denk olan geceler. Bu kitabı Alın okuyun, mübarek olsun, amel edin, ahiret zenginlerinden olasınız. Çünkü burada ben bütün kaynaklarıyla beraber birçok ameller beyan ettim. Kaç tane amel beyan etmişim size? 27 tane amel var. Ha, bir amelin içinde bazı onlarca amel var, onu konuşmuyorum. Mesela 10 geceleri, e, birinci amel Zilicce'nin ilk 10 gecelerinden her bir gecesinin ihyası. Bu 27'den biri sadece, anladın mı? 27'den biri bu. Bunun içinde ne var? Oho bunun içinde efendime sana söyleyeyim burada maddelere bakarsan 10-15 tane madde var kendi içinde. Zülitçenin tekbirleri, zülitçenin tevhidleri, zülitçenin oruçları, zülitçenin teheccüdleri. O ayrı bir şey. Onu konuşmuyorum ben. 27 tane amel diyorum ama bu içinde yüzleri buluyor. Teferruatı ile beraber. Mesela e, Cülütçen'in 10 gecesi dedikten sonra terbiye gecesi bunun içinde sade bir mesele. Arafa gecesi bir mesele, kurban bayramı gecesi bir mesele anladın mı? O birin içinde yani. 13'ün 27'me azmış 27 amel öyle azmış falan değil mi? Sonra bakarsan ne kadar ameller olduğunu görürsün. Burada e, ikinci bab Kadir gecesinde kılınmış sevabı kazandıran namazlar. Bunlar ayrı. Bunların 10 gecelerde olmayla alakası yok. Anladınız mı bilmiyorum. Şimdi Kadir Gecesi'ni ihya sevabı kazandıracak amellerin birinci babı Kadir Gecesi'ne denk olan geceler ve bunların amellerine müteallik. Bu sayfalar şu anda sizi çok ilgilendiriyor. Neden? Salı çarşamba bağlayan gece buna gireceğimizden dolayı. Bu on gecelere gireceğimizden dolayı. Ben zaten bunu epey oldu birkaç ay evvel demiştim. Hazırlamıştım. Dedim bari bu on gecelere yetişsin de adamlar burada yapacağı ibadetleri, faziletleri görsünler. Şimdi ondan sonrakileri ondan sonra konuşuruz. Çünkü neden e, o Allah'ın günü gecesi bitmiyor? Ayı bitmiyor. E, onlara belli bir ay gün gece yok. Bazılarında cuma gecesi diye var ama her hafta cuma gecesi var. Sülüsyenin cuması demiyor. Anladın mı? Onların önü açık. Fakat bu ilk baptaki salih amellere mutlaka efendim gayret etmemiz lazım. Hal böyle olunca e, kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ee, نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمِ الْقِيَامِ Biz dünyaya gelmekte sonra geldik ama cennete ge girmekte önce gireceğiz. Niye? E şimdi bir Kadir Gecesi verilmiş bin aydan hayırlı. E bir de her senede bir kere var. E bir de on gecenin her biri Kadir Gecesi'ne denk her senede on, 10 ta tane var. E bir de ben burada 27 amel yazmışım hadis-i şeriflerden. Bunların hepsi Kadir Gecesi'ne yapılmışa denk. E bir adam o zaman her gün Kadir Gecesi ameli yapabilir. Her gün bir kelime-i tevhid var. La ilahe illallahü halimul kerim subhanallahü rabbi semavati semuhi ve rabbil arsul Bunu her gece üç kere okuyabilirsin mesela. Her gece, her gece senenin her gününün gecesini. Her gece üç kere okusan Kadir Gecesi sevabı yazılıyor. Anladın mı? O zaman bu ümmeti kim geçebilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu meşru ettiği Allah'ımızdan vahiy alıp bize bildirdiği 27 amel 27'nin içinde de her birinin içinde 5-10 tane teferruat olabilir. Bu amelleri de yaparsan Ramazan'ı beklemeye son 10 geceleri beklemeye 27. geceyi beklemeye acet yok ki o zaman o gelirse ne hala gelmezse rastlamazsan ölürsen hasta olursan yapamazsan e bu gecede Kadir Gecesi kazanabiliyorsun. Bu kitap onu anlatıyor. Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetleri anlatmıyor. Kadir Gecesi sevabını kazandıracak ameller yani Kadir Gecesi'nin dışında yapılsa da ha Kadir Gecesi'nde yaparsan o ayrı. O onu sayma. O nurun ala nur yetillahu men yaşa. Onu Allah kime nasip etmiş? Dilediğine idat eder. Kadir Gecesi'nde yaparsan o katma değeri çok yüksek. Ama bunu diyelim ki bu gece Kadir Gecesi değil. Olma rivati yok. Ama Cuma gecesi olmakla Kadir Gecesi'nde neftal olduğu rivati var. Ayrı dava Cuma'dan dolayı. Onu konuşmuyorum. Ya yani yarın geceyi konuşalım. Cumartesi gecesi. Fazilet olarak bir şey varit değil. Haram ay olmasından başka. E şimdi sen yarınki gecede şuradaki amellerden öğleleri var ki yapabiliyorsun. Çünkü bazı Cuma gecesine bak. Onu yapamazsın Cuma gecesi bu gece. Ama yarın gecede şu, şu kelimeyi tevhidi okursan diyor. Yatsıdan sonra dört rekat sünneti dört rekat kılarsan diyor. Veya dört rekatta şu sureleri okursan diyor. Bu kitapta hepsi var. E dört rekat sünnet kılıyorsunuz çoğunuz. Efendi Hazretleri'nin ihvanı kılar. E bu dört rekatta ne okuyacaksın? Bazılar e bazıları uzun sureler. Onlar biraz zorunuza da gelebilir. E onu uzun sureyi bilmeyen ne yapsın? Onu da sormuşlar Resulullah Efendimiz'e ya. Sallallahu aleyhi ve sellem ya. Onu da müjdevisini vermiş. Şu anda vaktimiz yok. Bayağı vakit geçti. Şu kitabı yani bunda sizin okuyacağınız ben size söyleyeyim yüz, 150 sayfa. Firistlerimiz de çıkarsan da Firiste de konuları anlaman için ilgini çekmesine göre o ayrı bir şey. Firist çok önemli. Ama sen bunda 140 sayfa falan sırf hani e, seni tam ilgilendiren bir şey. E bunu ne olacak İki gece de bunu? İki gecede bunu bitirirse... hatmedersin. Ona göre de şeyini yaparsın acil. Niye acil? Çünkü bir daha seneye Zülitçe biz sağ mıyız, selamet miyiz? Bu seneye bile belli değil çarşambaya çıkacağımız. Onun için 10 on geceler, ilk bölüm 10 geceler ya Kadir Gecesi'ne denk gelen. Burada da Kadir Gecesi sevabı kazandıran ameller olduğu için ilk bölümünde de 10 geceleri söylüyorum tabii. Çünkü en kuvvetli rivayet 10 gecelerin Kadir Gecesi'ne denk olduğu hakkında. Çünkü Tirmizi'de geçiyor. Bu Ebu Davud'da geçiyor. İbn-i Mace'de geçtiği için en kuvvetli olandan başladım. Böylece burada sayfa 47'de Kadir Gecesi ne falan onlar ayrı. Onlar birinci bölümde var. Sayfa 47'de Kadir Gecesi'ni ihya sevabı kazandıracak amellerin önemi anlatıldıktan sonra birinci bab Kadir Gecesi'ne denk olan geceler. Hangi geceler? İşte bu mübarek e, önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan on gecelerden bahsediyor. Burada bu hadis-i şerifleri denk olur buyurulmasının önemi. Burası çok önemli. Bunu okuyun bak. 50 53 arası 50 53. Ben size tam bir fezleke çıkaramadım. Yani 10 gecenin Kadir Gecesi'ne denk olması bunun neticesinde bize ne vaat ediliyor? Bize ne vaat edildi, ne kar vaat edildiğini anlarsak bizi teşvik etmesi bakımından efendim çok daha önemli olur. Çünkü Ramazan'ın kesin olma, Ramazan'da Kadir Gecesi'nin kesin olmayışı, bu on gecenin kesin bilinir olma oluşu bunun ne kadar önemi var? Kesin biliyoruz ki bu gecedir. Yemin et sen edebiliyorsun. Zülhicce'nin biri çarşambayı, salıyı çarşambaya bağlayan gece. Vallahi salıyı çarşambaya bağlayan gece bak. Vallahi diyorum. Ama diyemiyorum ki Ramazan'ın 27. gecesi vallahi bu sene Kadir Gecesi'ydi. Diyemiyorum. Anladın mı? Bu kadar önemli. E bu da Kadir Gecesi'ne denkse, e bunu da gecesi belliyse, e şimdi bunu arayıp arayıp bulamadığımız bir şey geldi önümüze on tane birden ya o mübarek adam. Sen e, dünya uyanığısında ahiretin enayisi misin? Niye ahiretin enayisi oluyorsun? Son gülen iyi güler. Dünya mertebeleri biter. Derece ve fazilet arıyorsan ahiret daha büyüktür bu bakımdan buyuruyor Allah'ımız Rabbimiz. Kurban olduğumuz aldanmayalım, mahrum olmayalım, önümüzde mevsim var, önümüzde kar var, karlı günler, geceler var. Ondan sonra, efendim, oruçlarının faziletleri var. Yine buralarda onlar beyan edilmiş. Ondan sonra, onlar bir de haftanın mevzuları bu, son üç geceler meseleleri. Efendim, yine hadis-i şerifte, İmam Bezzar Bahruzekkar'da, İspahani Terhib'de, onda da buyuruyor, e, ee, Kıyamül eyleti min ayadil kıyamül kadir Her bir gecenin ihyası kadir gecesine denktir Fe tesbih tesbihü ve tekbir ve zikrillah Tesbihi çok yapın, tekbiri çok yapın Yani allah Ekber, Ve Allah'ın zikrini çok yapın 10 gecelerin e, Said tabiinin ulusu 10 gecelerde kandillerinizi söndürmeyin. Ne demek? Uyanık durun, ihya edin. On günler başladığında bütün vakitlerini ibadete ayırırdı Said ibni Cübeyr. İtikaf da var biliyorsunuz. Nasıl Ramazan'ın son onun da itikaf var. Zülhütçen ilk onun da Efendi Hazretleri itikafa girerdi. Hacca gitmediği, hacca gitmediği sene eskiden hacca çok az giderdi. 5-10 senede bazen bir kere gider. Son zamanlarda biraz artırdı ama orada da yine ömrü her sene gitti. Hacca her sene yine gidemedi. E itikaf niye? E, her gecesi Kadir gecesine denk adam kaçırmamak için camide yatıyor. Geçmiş büyükler öyle yapardı. Yani tabii Cemileşin Diyanet izin vermeden olmuyor da, efendim, 10 günler başlarında bütün vakitlerini ibadete ayırırdı. Kimsenin güç yetiremeyeceği kadar fazla amel ederdi. Said bin Cübeyr radıyallahu anh haccacın şehit ettiği tabiinin en hayırlılarından. Efendim, genel manada ibadete gayret etmek lazım. E, tesbih, tekbir, zikri çok yapmak lazım. Ondan sonra Fenni ayyamu tehlil ve tekbir ve zikrillah. İbn Abbas'tan gene hadis Tekbir günleridir, zikir günleridir. Tehlil, kelime-i tevhid. La ilahe illallah. Şimdi size bir kelime-i tevhid öğreteceğim. Her günün orucu senenin orucuna denk. Vel amel fi ne yudhaf amel tuhaf. on günlerinde ve gecelerinde, önümüzdeki çarşamba bir olmak üzere yapılan salih ameller, bir iştak namazı, bir kuşluk namazı, verilen bir sadaka, yapılan bir hayır, bir emri bir maruf, bir iyi niyet, Efendim, bir Müslüman işini görmek vesaire. sıla Rahim. Hangi salih ameller aklınıza geliyorsa başka günde yapılana göre yani şu bugün de mesela bugün Zülkade Hacülü çekirmedi. Bugün de yapılsa aynı iş. Bugün 5 lira verdim, 10 lira verdim. Ee, bir hayır kurumuna, bir fakire 50 lira verdim. Bugün tabi 10 kat katlanır vesaire. Çarşamba gününden itibaren 10 günler çıkana kadar 10 günler içinde verdiğim 50 lira 700 kat katlanacaktır. 700 kat. Namazın 700 kat, orucun 700 kat, sadakan 700 kat, sılay rahimin 700 kat. Hani ana babanı araman, akrabanı sorman mesela. Onun için mevsim diyorum sana. Ben demin anlattım sana. Çarşamba pazarında 10 lira edene, perşembe pazarında 20 lira edene hangisini de satarsın? Her zaman salih yapıyoruz. Ama gayret etmek lazım. Çar fazlaysa o 10 günü ibadete ayırmak lazım. Said İbni Cübeyr radıyallahu anh gibi, tabi'in gibi, üstadlarımız gibi. Bak onlar her e, Zülüşçe'de on 10 gün itikafa girerdi Efendi Hazretleri Cami'de. Ben de girmişim onlar. İsmail Ağa Camii'nde. Onun için kardeşlerimiz, e, büyüklerimiz kazanç yollarını bize gösteriyor. Hadis-i şerifler zaten beyan etmiş ama millet hadis-i şerife ulaşamıyor. Mecburen teşvik lazım. Ha bak şimdi bu kitap ondan bahsediyor. İlk bölüm ondan bahsediyor. Daha sayfa 64'te geldim mesela. Bu konu devam ediyor. Çünkü burada çok fazla söylüyor. Devamlı tekbir getirmek. 10 günlerin tamamında oturduğu yatta her yerde. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a yüce sahabi. Hep tekbir getirdi. Hatta bin Ebi Rabah. Yollarda pazar. Tekbir Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bağıra bağıra getirmeyin sesli getirmeyin ama böyle insanlar için camide cemaat yani bir sesli bir şey yapalım. hani birileri de duysun boş konuşmasınlar Allah-u Ekber desinler o ayrı bir şey teşvik için ama çarşıda pazarda sokakta şu anda dikkat çeker riyaya gösterişe girme tehlikesi var biri sana laf atar Sevabın günahını geçir, e, günahın sevabını geçer onun için sesli yapmayın zaten Akşit tarikatında e, zikir gizlidir bazen açık oluyor tabi kurban keserkenki tekbirler gibi yerine göre açık da durum var o sonra Cafer ibn Süleyman adıyla Hazretleri, tebaî tabin ileri gelenlerinden Sabit el-Bunani ullarından. hey mübarek. 10 günlerde zikir ve ilim meclisinde yaptığı sohbetlerin aralarında sözünü keserek tekbir getirdi. Haftaya iki haftaki sohbette biz de hep tekbir getireceğiz. Sohbetin arada biraz da uzun yapar. 9'u alıyoruz. 9 çeyreğe değil. Tam tam 9'da başlayalım. Önümüzdeki perşembe akşamı işte, tam 9'da başlayalım inşallah. Çünkü biraz uzatıyoruz ediyoruz. Bak saat 11'e dayanıyor. 9'da başlayalım çünkü çok ilim var. Çok fazilet var, çok ilim var. 12'den sonra da yatsı namazı kerahata girme tehlikesi var. 13'ün tabii 12'den evvel yatsının da kılınması icap eder. Bu itibarla da çok da geçiremeyiz. Ondan sonra geçmiş büyükler ilim meclislerinde, zikirlerinde, sohbet aralarında sözlerini keserdiler, tekbir getirirdiler. Tabi'in efendilerine Malik'in dina radıyallahu anh, Büyük Hanefi Fekhe Ebu Lesh Semerkandi radıyallahu Bunlar beyan ediyorlar tekbirleri sessizce içinden getirse eftal olur. Tamam mı? Ama İslam nişanlarını açığa çıkarmak, insanlara zikri hatırlatmak, gafleti olmak, gafil olanları uyarmak niyetiyle tek bir sesli getirse mahsur yoktur. Bu konuda da bir rivayet vardı olmuştur diyorlar ama ben size dediğim gibi sokakta, çarşıda namazsız, abdestsiz, kusursuz adamların yanında veya işte ben dinden imanla haberi olmayan ne yapıyorsun ya bilmem ne, ne biçim adam bilmem ne. Böyle laflara sebebiyet vermemek için içimizden şu anda ortamlarda getirmemiz eftal olur. Ama bir mescitte falan 3-5 arkadaşsın tekkede mekkede neyse Allah'u akbar Allah'a sesi sesli tekbir yapabilirsin. <Sessizlik> Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve akbar. Tesbih, tehlil, tekbir. Anladın mı? Tevhi, tehlil, tesbih, tehlil, tahmid, hamd yani tekbir. Bunlar zaten bakiyatü salihat. Kalıcı salih ameller. E, tesbih namazı kılsan zaten 300 kere bir namazda okunmuş oluyor. 300 kere. Tesbih, tehlil, tahmid, tekbir. Acayip bir şey tesbih namazı. Ondan sonra kardeşlerim ben size bunları e, beyan ediyorum. Şimdi 10 gecenin her birinde kılınacak mühim bir namaz var. Bu namazı e, önümüzdeki haftaya da bırakabiliriz. En nihayetinde Allah ömür verirse inşallah haftaya çıkarız. Ama... Ee, çarşamba ve per, Salı çarşamba gecesiyle Perşembe gecesi ben belki kılacağım Belki öldüm gittim ben bu namazı kılayım Bir faziletine ereyim Belki yaşamayacağım bir hafta daha diye ee, Ahiretine uyanıklık edenler Ahiret karlan düşünenler Ben bu on gecelerin namazından Her gece kılınabiliyor zaten de e, Şeyde son tarafta kılmışsa Bayram gecesi de defen O başka fazileti var onu da söyle söyleriz Bu namazın e, ee, fazileti Hazreti e, Hüseyin Efendimiz'den Kerbela şeyli Hüseyin İbni Ali radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dedesinden rivayet ediyor. Zilice'nin e, onu girdiği zaman yani önümüzdeki salının akşam ezanından sonra اِذَا دَخَلَ عَشْرُ الْحَجَّ فَجِدُّ فِطَّٓا İbadette ciddi olur. Hiç gevşekliğe gelmez. فَاِنَّا اَيَّا مُنْ فَضَّ لَهَا اللّٰهُ تَعَلَىٰهُ وَجَعَدْ لَحُرْمَةَ لَيْلَا كَحُرْمَةِ Allah o günlere fazilet vermiş gününün hürmetiyle gecesinin hürmetini eşit yapmış. Yani faziletini, sevap kazandırmasını ve yasaklığını. Femen sallâ ile leyletin millâhâl aşr ama Gecenin son üçte biri kaldığında kılınıyor. On gecenin herhangi birinde kılınır ama son üçte biri kalan. Son üçte biri yani şu anda saat 12'den 1'den sonra yani tam da hesabını yapamam şu anda da işte 8 8.45 akşam ezanı Efendim oradan e, imsakta e, efendim 3.35 falan desen o arayı işte 3'e böleceksin yani. E, bu son 3'te 1. Yani 2'den sonra falan kesin. 1.5'dan sonra 1.5'dan bir, bir sonra kesin giriyor da. 4 e, rekat kılınıyor. E, burada tarif edilmiş. Her rekatta bir Fatiha, bir Felak, bir Nas. 3 kere de İhlas, 1 kere de Atel Kürsi okunuyor. Bu Lale Gül dergisinde de bu sayıda vardır diye düşünüyorum ama şu anda tam sayfasını bilmeden de evet dergiden bakmak isteyenler sayfa 62'de Lale Gül dergisi Temmuz sayısı sayfa 62'de olmakla beraber bu kitapta da yeni çıkan kitapta da hani gecesi Kadir gecesine denk ya 10 gecenler biri işte Kadir gecesine denk de ne yapacağım ya armut mu toplayacağım Kadir gecesinde yani denktir ama ne amel yapacağım soranlar için birkaç amel yazdım. Yani ki gecenin ihyası böyle olur. Hani on gecelere mahsus bir namaz. Daha nasıl ihya olacak? Namazdan eftal ne amel var? E bunu kılarsınız diyor. E dört rekat da her rekatta bir fatiha felak nas ihlas üç kere at, Öbürleri birer kere bir tek ihlas üç kere. Her rekatta tekrar ediyor kolay. Kolay da gecenin son üçte birinde kılmak zar. Neden? Uykunun en ağır bastırdığı zaman işte mesele bu. Namazı bitince ellerini kaldırıyor. Her zaman ellerini kaldırıyor demez. Bu hadiste rafa edip ellerini kaldırarak bu tesbih okuyacak diyor. Sübhanedil izzeti vel ceberut, sübhanedil kudretu vel melekut, sübhanallahil hayyil ladzi la yamut, la ilaha illa hu yuhyi ve yumitu, hayyul la rabbil ibad vel bilad vel hamdulillahi diye devam ediyor. Kısa. Hamden kesiran tayyiban baraka fi ala kulli hal. Allahu ekber kebira. Rabbuna Celle Celaluhu ve kudretu bi külli mekan. Sonra istediği dua yapabilir. Bu adam ne alır? Son yani ilk Zülitçe'nin ilk on gecelerinde gecenin son üçte birinde bu namazı kılan ne alır? Kabetullah'a hacca giden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret eden ve Allah yolunda cihada çıkanların tümünü toplasan ne alırsa bu tek başına onu alır. Neden? Allah en çok hangi mevsimde ibadet seviyor? 10 gecelerde, 10 günlerde. Bir de bu hacet namazı sayılır. Çünkü vele mesellaşen illa ata. Ne istese Allah verir. Ne istese. Bak bunu mesela ben şimdi aklıma geldi. Firiste hacet namazları birkaç tane vardı. Bunu da koymak lazım. Bizim arkadaşlar hemen bunu, Hacet Namazları kitabı da hazırladığım için o kitabın dosyasına koysun. Mesela Hacet Namazları, burada e, iki tane var, çok önemli. 109-115 arasında var, 120-223 de var, %100 kabul olan Hacet Namazları. Bir de 92-93 de var. Ooo! Yani hemen hemen burada 3-4 namaz var Hacet Namazı ama... E, bakarsam bu yok. 70. Çünkü neden? Bu hacet namazı diye adı geçmiyor ama peşinden diyor ki Allah'tan ne isterse ona verir. Allah'tan ne isterse ona verir ne demek? Peşinde istediği dua yapabilir diyor. Dilediği şekilde. Onun için bu aynı zamanda hacet namazıdır. Bunun da sayfası hacet namazlarına işlenmeli. Sizlere de kolaylık olması bakımından. Ama tabi bu sene de 10 gecede kılınabiliyor. her zaman o öbür hacet namazlarında bazısında cuma gecesi özelliği falan var ama ekseriyetinde yok yani. Kerahat vakti dışında. Gece gündüz hangi saatte olsa kılabilirsiniz. Buyurulan hacet namazları çok. Eğer on gecelerin her birinde kılarsa Allah ona kılar bir de bunun devamı var. Onları okursunuz. Ben size şu anda kitapta bu söylediğim namaz sayfa 70-71 Türkçesi 71'de devam ediyor. 72-73 Ondan sonra burada kaynaklarını da zikretmiş bulunuyorum. Hal böyle olunca şu anda en mühim mesele. En mühim meselelerden biri hemen başlamanız gerekiyor. Çarşamba bir, Perşembe bir değil. Çarşamba bir. Çünkü bunun önemi çok Ebu Leys Semerkandi Hazretleri, Hazretleri, büyük velilerin nakilleriyle Allah Teala İsa Aleyhisselam'a bu 10 günlerin zikirlerini Cebrail Aleyhisselam tarafından hediye gönderdi. 5 zikir var. Her biri yüzer kere okunuyor. Bunu size senelerdir söylüyorum ama çok önemli. Bildiğiniz gibi bir şey değil. Yani ben bu on günleri ibadetle ihya edeceğim, zikirle ihya edeceğim. Bana en kuvvetlisini söyle dersen en kuvvetli zikirleri söylüyorum sana. Beş zikirden beş yüz tane, yüzer tane. Beş tane beş yüz ediyor. Her biri yüzer tane. Çok hasta olan, zorlu olan. Bak benim mesela sizden sonra geçen hafta ağzım yaray dediğim sana. Bir azdı, bir azdı. Dilimin altının tamam yar oldu. Okuyamıyorsun. Bile benzer ne okuyacağım? Böyle tutuyorum, bas bas bağırıyorum. Bir haftadır çekiyorum. Dün yine ağır şeyler bastırdık, ettirdik, ilaçlar bilmem ne. Yaktı, etti, beynime çıktı ağrısı yani. Yani şunu demek istiyorum. Zikrin kıymetini anladım. Okuyabilmenin kıymetini anladım. Ben acizane sabah akşam birkaç bir vitleri zikirleri olan biriyim. E fakat kardeşim yatıyorum. Yani bu tarafa yatıyorum. Belki yara buradan bir nefes alır, şu taraf... Okumam mümkün değil. Ya Rabbi diyorum kalbimden okuyorum diyorum. Ya Rabbim kabul ediyorum. Me mecburileri okuyorum tabii mecburi, zaruri şeylerimi değil mi? Öyle acı çektim ya bir haftadır ya. Sizden beri hala da şu anda bile sızlıyor. Ama sen de düşünün. Başın tavana vurursun ağrıdan bastırınca o ilaçları. Yani rahat rahat zikredebiliyorsanız. O ağzınız burnunuz yara değilse. Başınız dişiniz ağrımıyorsa. Kardeşim şu sağlıklı sıhhatli zamanlarınızı ne olur ne olur zikirle geçirin Allah rızası için. Kendi karınız be kardeşim ama ben sizin iyiliğinizi istiyorum. O zaman anladım. Şimdi var ya bu sabah biraz uzun okuyacaklarımı okuyabilirim. Aman dedi Ahmet gece de tefsire çalışmıştık. Sabah da uykusuzdum. Namazı kıldık erken falan. Yine yediye kadar oldum. Dedim. Yahu dedim sen dün ünimin ünliyordun burada zikirlerini okuyamadın. Allah yarayı biraz kapattı. Oku bakayım şimdi. Ya o kadar uykum olsa da bile gece de çalıştım uyumadığım halde. Ya o birkaç gündür okuyamamamın, zorlanmamın şeyinden öyle mutlu oldum ki uykuyu bile yani o zevkim uykumu bile hafif kaçırdı yani. Dedim ki yani nimet ya okuyabilmek, zikredebilmek nimet ya. İnim inim inlerken nasıl zikredeceksin be kardeşim? Onun için şimdi yapalım ki hasta olunca aynen defterimiz açık olsun yazılsın. İza merzal abdü ev seferi. Kütübe lehu mâ kâne amir sahihane ve mukîm. Efendi Hazreti çok olurdu. Bak şimdi mübarek hastanede. Biraz daha iyiye gidiyor. Elhamdülillah. Dualarınız berekatıyla. Maşallah la kuvvete illa billah. Allah'ın barik fîhü ve aleyhü ve lâ tadurru ve beden Efendi Hazretlerimiz işte yoğun bakımdan inşallah çıkmak üzere. Ee, i̇nşallah yakında çıkar. E, ee, biraz daha iyiye gidiyor falan. E şimdi ona allah Teala aynı camide, zülhitçede on gece on gün itikaf sevabı yazıyor mu? Yazıyor. Her gün cüzden okumuş yazıyor mu? Yazıyor. Beş bin yazıyor mu? Yazıyor. Onu, tabii, onunla baş olmaz da. Her gece her gün yaptığı amellere insan üstü bir şey. Aynıları yazılıyor mu? yazıyor? Şimdi biraz hasta olmuş olabilir. E, şu anda yapamıyor olabilir. Yani nasıl şimdi gidecek C camide itikafa giremez. E, yazılıyor mu? Yazılıyor mu bari. E neden? Ömrü boyunca ya hacca gitmiştir. Hacca gitmediyse itikafa girmiş. Ramazan'da bir itikaf kaçırdığı yok. E yazılmaz mı kardeşim? Ben de size onu demek istiyorum. Birden sağlık gidiyor. Birden böbrek sönüyor. Birden efendim oruç tutamayacak iş benim başıma geldi. Genç halimde birden pankreas bitti. Oruç gitti. Bak. Yani 20 yaşımda. Yani hepiniz gençlere söylüyorum. Ben gencim daha yaparım demeyin vallahi bak. Fırsat bulamayabilirsiniz kardeşim. Yavrularım Ömür çok kısa. Ecel zaten belli değil. Ne zaman geleceği. Ama sağlık gidiyor. Ne yapacaksın o zaman? Nerede tutacaksın bir gün oruç nafile falan? Farzı tutamazsın ya. Ya bu ömür sermazını iyi değerlendirelim. Dünyaya bir daha gelmek yok. Bu çarşamba pazarı değil ki bu hafta lahana alamazsan bir daha hafta parası alırsın ya. Kardeşim bu dünya pazarı bir kere kuruldu. Kalkıyor. Pazar kalkıyor. Görüyorsun orada efendim ucuz pazar şimdi koronadan sokmadan maskeni tak bilmem ne. Sosyal mesafe dur bekledin. Kadın orada bak haberlerde bas bas varıyor Ya diyor benim zaten geçimim var diyor şuradan bir iki kilo bir şey alacaktım. Şimdi de diyor koronada sokmuyorlar diyor. Orada yalvarıyor görevliye. Görevli ne yapsın? Görevli kardeşim beş kişi on kişi alıyoruz diyor. Yani ben diyor sırayla almak zorundayım diyor. Ben ve vebale giremem diyor. Kadın orada yalvarıyor. Ne, işte, işte, ne alacak zavallı. Birkaç kilo patates bilmem ne alacak yani soğan alacak. Niçin? Ora ucuz diye e şimdi de vaktini geç mi gelmiş ne olmuş sıra bekleyememiş. E pazar kapanacak diyor 7'de de diyorum. Anladın mı? Anladın mı? Orada kadıncağız birkaç kilo için 3-5 lira için orada bağırıyor ağlıyor. Şu pazardan alırsam aldım diyor. Sen ben manavdan alamam diyor. Anladın mı? Ama o pazar haftaya bir daha orada kuruluyor. Veya başka mahallede kuruluyor ertesi gün. E sen dünyanın bu kadar ihtiyaçlarını görüyorsun. Kimsenin gözünün yaşına bakmadığını görüyorsun. Bazı kere anan baban kardeşinden fayda olmadığını, evladından fayda görmeyen çok adam tanıyorum. Görüyorsun. Yarın ebedi ahirete çıkıyorsun. Anan kaçacak, baban kaçacak, eşin kaçacak, çocuğun kaçacak. Bunu Kur'an söylüyor. Sen ye veferul min ve anandan babana kardeşinden kaçacaksın diyor. Kişinin kaçacağı güne diyor, hazırlanması lazım diyor Kur'an. O sahibeti beni eşim bir yatakta yatmışsın 60 sene 70 sene bir yatakta yatanlar var. Birbirini sevenler var ama kaçacak diyor Kur'an. Likullimrim bin şeyin uygun. Herkesin işi başına açacak. Neden? Sırat var geçememiş daha. Mizan var. Defterler açılıyor. Önüne koyuluyor. Ne ekersen efendim tabağına o gelir kaşığına ne yaparsan dünyada zülitçe gecesi, hiyatmışsın, şu namazı kılmışsın, gecenin birinde hanımın bile uyuyorken kimse görmemiş, riyasız. zülitçede bir gün oruç tutmuşsun, iki gün tutmuşsun, on gün tutmuşsun. E bunların hepsi gelecek önüne. Yapmadıysan ne gelecek önüne muhterem? E sen ahirette gideceksin, sevap arayacaksın. Burada her şey mangıra, fülüse bağlı. Her şey para. Para. Parayı çıkar. Adam kendisi için yaptığı evden bile çıkar, sana satar. Neden? Ya ben üçe mal ettim, adam beş veriyor der. Karına bakar. Ahirette de her şey mizanda salih amele bakar. Salih amelin en makbul, en muteber, Allah'ın nezdinde en sevgili, 700 kat katlandığı mevsim bu salıyı çarşamba yapıyor. 10 gece 10 gün içerisinde. Geçti geçiyor, gitti gidiyor. Tamam mı? Sen ne bekliyorsun? Bir daha senede daha gencim daha önümde çok zülliceler var da ben de öyle diyordum. Ama 20 yaşımdan sonra Ramazan orucu bile tutamayacak duruma gelince ha bak geldim kaç yaşına? 57 yaşına. 30 35 senedir oruç tutamıyorum. Demek ki ben orada 20 yaşındayım. Daha önümde çok var. Bu züllicede tutmayayım des deseydim ama demedim bak. Efendi Hazretleri bizi teşvik ediyor. Üç ayları da tutuyorduk Efendi Üç ayları tutacağız Ahmet. Tutuyorduk. Ben de şişmandım zaten çok. Tutuyorduk yani. E, Pazartesi, Pazartesi hep tutuyorduk. Onun için tutuyorduk. Oruçlardan Allah'ın izniyle ben 20 yaşına kadar nafileleri hep tuttum. Üç ayları da tuttum. Yani hep derken tabii hepten çocukluğu demiyor. Efendi Hazretleri'nin yanında olduğum süre. O arada şeker hastası oldum. Yapmayın, etmeyin. Benden ibret alın. Ben size bir ibret olayım. Ya yani 18-20 yaşında bana bu vurdu. Öbürünüze böbrek vurur, öbürünüz trafik kazası öbürü bel felci kemik. Yani yaşarsan, yaşamazsan konuşmuyorum. Yaşarsan bir tarafı kadar bir omurilik felci bilmem ne. Yani hiçbir ibadet yapamayacak hale gelirsiniz kardeşim. Şurada önümüzde bir kar mevsimi var. Bak anan baban senden kaçacak. Sevabını vermemek için. Sen karından, oğlundan, çocuğundan kaçacaksın. Senden bir hak istememeleri için. Böyle bir günde niye zengin olmayalım? Dünyada fakir olduk, rezil olduk, bilmem ne ele güne muhtaç olduk görüyor musun diye utanıyorsun, sıkılıyorsun, üzülüyorsun, pişmanlık çekiyorsun. Evvelce yaptığın yanlışlara paraları vurup barman savurdum diye kafanı duvara vuruyorsun değil mi? Benlerde ben de biraz onlardan biriyim de milleti nasıl biliyorsun kendim gibi demiş yani, değil mi? Ama ahireti kazanmak elimizde şu anda madem, Ebedi ahirette niye fakir çıkalım ya? Niye onu anamdan babamdan kaçayım ya? Gel ya ya, ben de çok var ya. Ben zenginim. Şimdi burada bir namaz var. Şurada bir namaz var. Aile fertleri ve akrabasından İmam-ı Azam rivayet ediyor. Ebu Hanife rivayet ediyor. Ebu Hanife'nin rivayetleri azdır. Ebu Hanife'nin hadis-i şerif olarak. Ya bütün akraban cehennemlik olsa diyor. Küllüğün ve cebetlüğün. Ya kesin cehennemli kesin. O namazı yatsıdan sonra dört defa okunacaklar var tabi. O namazı kılsa diyor hepsine şefaat hakkı. Yüzde yüz. Ya insan şu dünyada bile alan el olma, veren el ol. El yedül ulya hayrümün min eldi süfla. Üstteki el alttaki elden hayırlıdır bu hadis-i şerifte. Şimdi ahirete zengin çıksak, şu zülhiccenin on gecelerini bir mamur es ihya etsek, günlerini sıyamla gecelerini kıyamla geçirsek, salih amelleri, diğer zikirleri söylüyorum şimdi onları yapsak, çuvalı doldursak, mizanda sağ tarafımız şaha kalksa, Akraba, makraba ne kaçacağım ya? Gel arkadaş senin eksiğin mi var? Gel tamamlayayım desek daha mutlu olmaz mıyız ya? Ebedi ahiretin. Burada hava atacağım param varsa diyelim. Ebedi ahirette hava atsak daha iyi değil mi? Sonsuz ahirette millete faydalı olsak daha iyi mi? Bütün sevdiklerimizi, yakınlarımızı, torunlarımızı, dostlarımızı cehennemlik olsalar bile cennete götürebilecek. İmanlı ölmeleri şart tabii. O ayrı bir şey. E bu Burada var işte. Bu kitapta böyle, böyle, ne hacet namazlar, ne namazlar Bütün akrabalarını cehennemden kurtar. Şimdi onun tam sayfasını şu anda bilemeyebilirim yani. Neler de neler, neler de neler. Sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Selman Farisler'den, Hazreti Ali Efendimiz'den. Şurada öyle bir namazlar tarif ediyor. Aklınız durur. Ben onları size önümüzdeki haftalarda söyleyeceğim. Şu anda bu namaz on gecelere mahsus diye şimdi söylüyorum. Önümüzdeki on gecelerde kılınabilir. Sonra bu İsa Aleyhisselam'a öğretilen beş zikir. Bunların biri, e bunları ben burada yazamadım çünkü her kitapta aynı şey yazmamak için. Nerede? Kurban risalesinde. Bu risale Kurban risalesi. Benim ta ilk risalelerimden 17. risalem. Şimdi 85-90 oldu. Hazırlananlarla ben 100'e gidiyor. E, 140, maşallah deyin, maşallah, maşallah deyin de 200, 300, ü, 500 ü de gün. Belki ölmeden bin tane de çıkaralım inşallah. Belli olmaz. Biraz hızlı çalışırsak. Şimdi efendim kardeşlerim sayfa 148. Bu da çünkü 4-5 sayfa var. Onu buraya da zaten yazdığım için şey yapmadım ama faziletini söylüyorum size. Sayfa 148. Zülhicce'nin 10 gününün zikirleri. Kurban bayramı da 10. gün olduğu için. Bu kurban sayesinde en evvel yazmıştım bunu. Burada bu 10 zikir var. La ilahe illallah de ula şerikele diye başlıyor bir tanesi. Öbür eşhedü la ilahe illallah diye başlıyor. Biraz uzun. Hepten kısa değil. Öbür üçüncüsü yine eşhedü başlıyor ama uzun eşhedü bu. 400 e, hasbi Allah ve kefa zikri. Beşincisi daha uzun. Allah melekel hamdü kul ve hayran kul bu hamsana. Bu da değişik bir zikir. Şimdi havariler dediler ki İsa Aleyhisselam'a bu on günlerde bu zikirleri yapana Allah ne verecek? Buyurdu ki birincisini yüz kere okuyan kimsenin ameli gibi hiçbir amel o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. O gün okul bunu okuyan on günde bir tek. Sadece bu 10 günde okuyorsun, kıyamete çıktığın zaman... ...mahşerde senden fazla hasenatı, sevabı olan bir kişi yok. Peygamberler mesela, peygamberlik sevabı, sahabelik sevabını konuşmuyoruz bak. Çünkü o sohbet şerefi, nübüvvet şerefi, makam onlar. O şimdi senin... ...amelle kazanacağın bir şey değil. Efendim... ...kıyamet günü o adamdan fazla kimsenin hasenatı yok. Ya bu kadar peygamberler ümmetleri, peygamberlerin sahabesi ümmetleri de var yani şimdi. Senin hasenatın en fazla olanlar içerisinde. En fazla senin Ancak senin gibi yapan senin kadar olabilir. İkinci ikini yüz kere okusa ona bir milyon hasene yazılıyor. Günlük. On günde on milyon. O kadar bir milyonda günah siliniyor. Cennette on bin derecesi yükseldi. E bu ne demek? Allah Allah. Ondan sonra 10 on bin derece ne demek ya? En büyük hafız, en büyük alim Kur'an'ın ayetleri 6666'da kalırsın. Buna 10 bin derece veriliyor. Üçüncü zikri 100 kere okuyan gökten 70 bin melek iniyor. Elleri açık vaziyette iniyorlar. Ve bu zikri yapana salat ediyorlar, rahmet yağdırıyorlar, feyiz yağdırıyorlar. Ya Rabbi bunu affet, bundan günah bırakma. Sırf o zikri bitirdiği zaman 100 kere okunuyor o. Eşhedü en la ilahe illallah ve la şerike leh lehu'l Bu 5 zikirden biri bu, üçüncüsü. 70 bin melek bununla görevli. 10 gün okusun 10 günde iniyor. 70 bin melek sana salat etme iniyor. Sade sana. Sade sana, özel sana. Salat, rahmet ve istiğfar. Dördüncü zikri yüz kere okuyorsan bunu bir melek alıyor ağzından. Hasbi <laughs> Allah ve kefa Allah Allahu limen Bu çok kısa ve kolay. Neyse ve ra Allahi Bu çok kısa. Allah bana yeter. Allah kafidir. Allah dua deni işitti. Allah'tan öte bir maksadım yok. Hasbi Allah ve kefa semi Allah limen de'a. Neyse ve ra Bu öyle bir acayip bir şey. Bunu yüz kere okuyun. Bittiği zaman yüz kere bunların beşini bir anda okusanız eftal olur. Vaktiniz müsait değil. Arada işiniz çıkıyor. Yüzünü okursunuz. Yüzünü bile arada bölersiniz. Canım zaruri bir iş çıktı. 30'da durdun otuz yani. Mühim olan bunlar yüzer kere okunuyor. Yani. Ama birbirinden ayırabilir misin? Ayırabilirsin. İllek yani bir oturuşta okuma şartı yok. Yani beşini de birbirinden ayırabilirsin. Ama zaruret olursa birinin de arasında bir telefon çaldı bir şey oldu. Çocuk ağladı yani ne yapacak? Zaruret. Ama beşini ayırabilirsin. Bir arada olsa fazilet çok olur. Zikir biter bitmez. Melek onu senin ağzından alıyor. Bu dördüncü zikir. Melek ağzından alınca Mevla Teala'nın kabul makamına koyuyor. Biliyorsun melekler an meselesi. Nur hızı diyoruz ya. An meselesi Mevla'nın kabul makamını Mevla mekandan münezzeh. Ama göklerde amellerin kabul olduğu divan var. Ali'nin divanı. Oraya koyuyor. Allahu Teala o anda onu okuyan kuluna Özel bir tecelliyle Allah ona bir nur yağdırıyor o kişiye. Nazar ediyor. Nazar bakmak demek. allah Teala her şeyi her an görüyor. Ama bu zikiri bitirdiği anda kuluna özel bir nur parlatıyor. Sırf ona mahsus. Nazar ve tecelli o demek. Bunun getirisi ne? Bunun getirisi şu. İzâ nezâr Allah'a ile lem ebeden. Allah bir kuluna bir kere nazar ve tecelli yaparsa ebedi azap etmez Anladım Anladın mı? Beşincisini sordular. Havariler. İsa Aleyhisselam buyurdu ki bu bana aittir. Allah Teala benimle aramda gizledi. Bunun sevabını, mükafatını hangi belalardan kurtaracak, hangi şeylerden kurtaracak. Mesela korona meselesinde de e, bunun önemi var. Bu duada çünkü diyor ki rüzgarın getirdiği hayırları isterim diyor. Biliyorsunuz hava akımıyla bilmem ne ne diyorlar zaten. Böyle kapalı yerlerde bilmem nerede özellikle şey diyorlar. Çünkü diyorlar oradan havada askıda kalıyor bilmem ne. Oradan sana bulaşıyor ona bulaşıyor. Rüzgarın getirdiği hayrı isterim diyor. Bu çok önemli sırlar var bu şeyde. Acayip şey. Kabir azabından sığınma var. Benim işlerim dağınık hiç toparlanamıyorum. Bir kar edemiyorum. Düzene giremedim. İşlerin dağınıklığından sana sığınırım diyor burada. Bu dağınık işler. En fazla dağınık iş bende var. Yani düzenlendiğim gün herhalde elim ayağım düzenli Tabuta sokulduğum zaman düzene gireceğim. Çünkü çok dağınık çalışıyorum. Ve kafam da çok dağınık. Sizi de bilmiyorum ne yapıyorsunuz. Ve şetatil emir diyor işlerin dağınıklığından sana sığın. Bu hadis şeriftir bu dua zaten. Bu çok acayip Bir de kabir azabı. Namazın, orucun kabulü, kurbanın kabulü hepsi bu beşinci zikir acayip. Zaten İsa Aleyhisselam diyor ki bu bana aittir. Onun sevabının açıklamasını yapmam için Allah bana izin vermedi diyor. Onun için beşinci ile çok acayip sırlar var. Yüz kere okunmasında bir de ama Zülitye'nin on gününde bunu niye anlatıyorum? Çarşamba bir başlıyor diye anlatıyorum. E, zikirlerin okunuşları, faziletlerinin detayları Kurban Risalemin 148-152. sayfeler arasında. Burada da ona temas etmişim ama zikirleri burada yazmam Çünkü burada 5-6 sayfa uzun gitmesin diye. Zaten kurban çoğunuzda var yani eski kitap. 148 152 gazda o zikirleri mutlaka yapalım. Ondan sonra geçmiş ve günahların, gelecek günahların bağışlanması için ilk 10'unda okunacak zikirler. Bu çok önemli biliyor musun? Zülitçe ne, ne, günleriydi bu günler? Tehlil. Tehlil ne demekti? Kelime-i tevhid. Yani la ilahe illallah. Bunların da özel tevhidleri var. Şimdi hadis-i şerifte buyuruyor ki İmam Dimyat'ı Taberani'den tahric ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Ne acayip bir şey ya. <tık> la ilahe illallah adeden leyali ve duhur. La ilahe illallah adeden vacil buhur. La ilahe illallah adeden nebat ve şecer denizlerin dalgaları kadar la ilahe illallah. Bitkilerin adedi kadar la ilahe illallah. Ağaçların sayısı kadar la ilahe illallah. Yağmurların tanesi kadar la ilahe illallah. Efendim göz kırpmaların sayısı kadar göz kırpma şu. Kimse göz kırpmadan duramıyor. Anlar anlamaz devamlı kırpıyor. Ne kadar insan var? Ne kadar cin var? Ne kadar melek var? Ne kadar böcek var? Allah Allah. Göz kırpmaların bir de İlk yaratılandan kıyamete kadar göz kırpmaların adedi kadar la ilahe illallah. Şuna bak ya. La ilahe illallah miyem Bu günümüzden başlayıp sura üfürüleceği güne kadar devamlı zikrediyorum la ilahe illallah. allah Teala da buyuruyor ki ya öyle bir şey olur mu? Sen bir kere la ilahe illallah diyorsun sura kadar yaz diyorsun. Öyle buyurmuyor. Ya ne buyuruyor? Ben sana yağmur taneleri kadar la ilahe illallah sahibi yazıyorum buyuruyor. Bu zaten sayı hadislerde Subhanallah ve hamd de var. Mil el mizan mizanı dolduracak kadar. E bir kere söylüyorsun ama Resulullah buyuruyor ki bunu söyleyen Allah mizanın dolusu veriyor. Sahih hadislerde zaten var. Bunun müjdesi ne? 10 günlerin tehlilleri, kelime-i tevhid zikirleri bunlardır. Bunları pek kimse bilmez. Hemen hemen hiçbir kimse bilmez. Hocalar, hacılar, işleri güçleri Taberani değil ki adam. Taberani ne demiş? Dimyatı ulema ne demiş? Abdülhamit Kus ne kaynak vermiş? Faziletli ameller ne demiş? onlar ayeti inkar etsin. Hadis inkar etsin. Mezhebi inkar etsin. Tarikatı inkar etsin. Böyle. ilk 10 gününde okunacak zikirler. Bu kelimeyi i tevhidler geçmiş günahları da bağışlanır. Gelecek günahları da bağışlanır. Bu şimdi sır burada. Gelecek günahları bağışlanır ne demek biliyor musun? Kime bu zikir nasip olursa gelecekte de affedilmeyecek bir günah yapmak ona nasip edilmeyecek. Anladın mı? Hiçbirimiz peygamber değiliz. Bu zikirleri yapsak da gelecek günahlarımız bağışlandı diye günahsız mıyız? Gelecek günahlarının bağışlanacağının garantisi şundan veriliyor. Allah bilmiyor mu ki bu kul kime nasip ederse bu zikirleri onun geleceği de bağışlanmış. Ne demek? Allah ona mutlaka günah yapsa da tevbe nasip edecek ve o tevbesini kabul edecek ki onu tevbesiz öldürmeyecek, ahirete günahkar olarak haşretmeyecek. Ama şimdi bu ne büyük bir müjde. Ya affolunmayacak bir günah yaparsak bizim bundan sonraki ömrümüzde mürtet olmayacağımız bile belli değil. Dinden de çıkan var. Ben Sarıklı Cüppeli adam biliyorum şimdi dinsiz oldu. Dinsiz hepten. Mezhepsiz değil, dinsiz oldu. Ateş şu an Şimdi gelecek günahların da affedilmesini müjdeleyen bir salih amel, faziletli amel şu demektir ki bu adam mürtet olmayacak, dinden dönmeyecek. Çünkü gelecek günahlarını affedecek ne demek? Mutlaka bu adam bir günah yapsa da tövbe edecek. O bir garanti. İki, tövbesini de Allah kabul edecek. O ikinci garanti. Her tövbeyi kabul etmez ki. Bu on güne mahsus kelime-i tevhidlerdir. Gelecek günahları affettiren ameller kadar benim nezdimde önemli bir amel yok. Çünkü imanlı ölmenin mürtet olmamanın müjdesini veriyor bana. Gelecek günahların af müjdesi. Geçmiş günahların affı için binlerce hadis biliyorum, gördüm, okudum. Rahat Oğuz'da kitap yazayım desem yazacağım, hazırlıyorum. Belki bir cilde sığmaz. Ama gelecek günahları affettiren amellere baktığım zaman burada 27 kadar anca bulabildim hadis. 27 kadar. Zaten İbn Hacer bu hususta müstakil risale yazmıştı. Diğer bazı alimlerin de bende risaleleri var. Yani eski ulemanın onları topladım işte. Taş çatlasın 27 30'u geçmiyor. Gelecek günahları. İşte teravih namazı gelecek günahları affettirenlerdendir. Anladın mı? Kadir gecesinin ihyası gelecek günah. Geçmişi konuşmuyoruz. Geçmiş çok amelde var. Gelecek günahları. Mesela Arafa gün orucu Aşure günü orucu geçmiş bir sene affettirir. Arafe gününün orucu bu, bu Arafe bu şey. Dokuzuncu günü yani. 30 Temmuz yani bu sene. 31'i bayram olduğuna göre. Perşembe Arafe yani. Arafe günü orucunda bir fazla Sayın Müslüm hadisi. Yükefir o mazı ve senetel. Bak. Geçmiş seneyi affettiriyor. Gelecek seneyi de affettiriyor. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Anlayabildiniz mi? Aşure geçmiş seneyi. Arafe bir sene geri bir sene önünü. E bir sene önünde adam günah yapsa peşine ne yapmış? çünkü neden Allah onu tevbeye muvaffak edip tevbesiz öldürmeyecek ve günahlarını da günahlardan da koruyacak demek oluyor. Arafa günü orucu nasip olan anlatabildim mi? Bu zikirler de Zilicce'nin 10 gecesine 10 gününe mahsus bu tehlilat ya bunu yapmayan aklı yok ya. Kaç kere okunuyor biliyor musun? 10 kere ya. Bunlar kaç kere okunuyor? Her kim Zilicce'nin 10 gününde 10 kere her gün 10 kere bunu okursa. Yalnız bu rivayet en kısası. Ben yine vakti doğranlar için hadisteki bu rivayeti yazdım. Sayfa 77 bu kitapta. Bu yeni çıkan kitapta. Sayfa 77. Dergi de olması lazım. Dergi de tam sayfası şu anda bakmayalım. Burada 77'de bu zikir var. Yalnız bazı rivayetlerde Abdülhamit Kutsu Hazretleri'nin ziyade malumat var. Yani kelime-i tevhid fazlalığı var. Onlar da onları da aldım. O çok muazzam. Sayfa 79 80'de. Buradakilerin hepsi onun içinde var. Bu kısasının hepsi onun içinde var. İlave de herhalde bir 5 tane falan e, tevhid zikri daha eklenmiş. 5 veya 7 eklenmiş. Dolayısıyla gelecek günahların bile affettireceği vaat edilen böyle önemli bir amelde ihtiyatan uzun rivayetle amel etsek daha iyi olur. Uzun rivayet 79-80'de. Ama ben çok vakti olan biri değilim. 10 kere de tekrar ediliyor. Ben kısa rivayetle amel etmek istiyorum diyenler için sayfa 77'dedir. Ben de başlıyorum. İnşallah ben uzununu yapabilirim. Çünkü geçen senemde bir işler oldu. Ben kısa rivayetini yapabildim. Uzununu yapamadım mesela. Çok bu telaş o bir şeyler oldu. Tam 10 günlere denk geldi falan. İnşallah bu sene ben de niyet ettim. Çarşambadan bir başlayacağım inşallah. Hem o zikirleri yüzer kere yapmaya çalışacağım. Onlar biraz onlardan ile birini yüz yaptın, öbürünü elli yaptın. Yani misal onların her birinin mükafatı kendine ait olduğu için müstakil o. Yani diyelim ki üçünden yüz yaptın, sonuncuyu yapamadın. Hiç yapamasan bile on kere yap yine. On kere yap yine. Ben o müjdeyi vaat edemem. Çünkü rivayeti bozamam. Ama on kere yap yine. Ama esası yüz keredir onlar. Bu da kelime-i tevhidler. çünkü on geceler, on günler tehlil, kelime-i tevhid günüdür. Özel tevhidleri de bunlardır. Bunları on kere okuyalım ama eğer şeyse e, kısasını okuyalım. Vaktimiz eğer zorluyorsa bizi ama vaktimiz varsa, sağlığımız el veriyorsa uzunlu okuyalım ki ihtiyattan gelecek günahlarımıza muafiret olunsun. Allah Teala bizi günahkar ölmekten, tevbesiz ölmekten, imansız ölmekten bu kelime-i tevhidler hürmetine, hürmetine, harama hürmetine azad eylesin ve canlarımızı cehenneme harama hürmetine haram eylesin. Amin. Şimdi hemen kısa duamızı yapalım. Sübhane Rabbin aleyhine 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 ve alâ alihi ve sahbihi. Allahümme innâ neselüke el ve na'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neselüke <laughs> rıdâke vel cennete ve na'ûzü bike min sehatike. اللهم <سؤال> انا نسالك الجنة وما قرب اليها من قبلنا وعمل ونعود من النار وما قرب اليها من قبلنا. اللهم انا نسالك من خير ما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نسالك من الخير كل عاجل واجل ما علمنا وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجل واجل ما علمنا Allah'ım ma qadayt lana min qada fa ja'al akibata wa rashada atina min rahmetin rahmeten ve lana rashada ya arhamar <laughs> rahimin ya arham ya rahim ya rahim okumuş olan 5904 adet Kur'an-ı Kerim hatemati şerifesin 4 adet Hazreti Osmanus e, rivayeti üzere olan hatmi şerifleri 9.991.452 adet Fatiha şerife 1 milyar 14 milyon 65 bin 351 adet kelime-i tevhid hatemat-ı şerifesi. 5 milyon 814 bin 368 ayet-el kürsi 43 milyon 610 bin 4 el ihlas şerif 9 milyon 160 bin 180 istiğfar zikrini 2 milyon 476 bin 880 la havle-i şerifeyi 9 milyon 395 bin 470 salavat-ı şerifeyi 374.732 adet Sübhanallah ve Hamd'in zikrini, 400.736 salat tefriciyeyi, 1041 adet salat en 25.664 adet Fetih Sûre Cellesi, 8.483 hasbunallahu ne'umülükül, 516 adet İsmi Azam duaları, 95 adet Şifa-ı Şerif, Hatmi Şerifi, 1 milyon 719 bin 955 bin Ya Latif şerifi 453 bin 383 Hazreti Yasin Şerif 606 bin Selam'ın duası 13 bin adet Rahman Sure Cellesi 1479 adet Selamun Kavlemin Rabbin 117 adet Cuma Suresi 87 adet Duhan Suresi 6 adet Esma-ül Hüsna Zikri 212 adet Nebe Sure Cellesi 479 adet Hucurat Sure Cellesi 186 adet Kadir Sure Cellesi 21 adet Kıyamet Sure Cellesi 516 adet Muhammed suresi Cellesi, 124 adet Mülk Sure Cellesi, 52 adet Nebe suresi Cellesi, 2 adet Nuh suresi Cellesi, 60 adet Salavat Kübra, Hatmi Şerifi, 70 adet Secde Sure Cellesi, 221 adet Tebareke Sure Cellesi, 5003 adet Vaka suresi Celilesi okumuşlar. Daha da bize okunanlar da geldi. Buraya kaydı olan var, olmayan var. Sizin uzaklardan niyet ettikleriniz var. Ya Rabbi sen fazl-ı okumuş olan بنزخت ختمات اوراد أذكار صاحبنا كبول كريم إليه خاصرنا الجملة سبات أولا بدعة خادم كائنات شفيعون صاد حضرة محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم العزيز اللطيف الشريف روحي ساعدت لنا ثانيا بجملة فيخمر براان وصام ورسل فخام وعلم صلوات المنان حضاراتنا الروح الطيب على أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين خلفاء راشدين أصحاب مدين أنصار مهاجرين تابعونا يتبعون müjdeyliğin, müfessiriğin, muhaddisiğin, fukaha, kurra, tullab, ve bir cümle hamele-i Kur'an'ı kâfe el iman ervâh-i nesil sileyim ve şâhımızın ve şâhıt <laughs> ve şâhıt ve müptesibli. 15 Temmuz gecesinde şehit olan 251 adet 251 tane kardeşimizin, şu hedamızın ervâh dayıbelerine ve bugün isimlerini okuduğumuz ee, Van'daki uçak kazasında şehit olan e, askerlerimize, polislerimize, e, Pervari'de şehit olan polislerimize ve bundan evvel vatan müdafasına şehit olan cümle asker polis şehitlerimize, cümle şühedemizin ervah-ı dayıbelerine, e, Alp Arslan Gazi'den bugüne kadar bu Anadolu'yu, bu toprakları bize vatan olarak Armaneden eden cümle ecdadımızın özellikle Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han Ali Rahmet Vel Gufran Hazretlerinin ve sair Selatine Ali Osman'ın ervahı tayyibelerine ve gazilerimizin cümle gazilerimizin şehitlerimizin de ervahı tayyibelerine hediye eyledik. Şu saatte ihsal eyle ya Rabbi. Ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi. Kabirlerini nur eyle, derecelen âli eyle, seyyatlarını mahve eyle. O FETÖ'nün darbesini, NATO'nun darbesini, Amerika'nın darbesini, PKK'nın PYD'nin darbesini o gece e, başarabilselerdi, bizi helak edeceklerdi, bizi kahredeceklerdi, katledeceklerdi, bize neler edeceklerdi zaten. Bize hapislere attılar neler ettiler. Kurban olduğum sana Allah'ım, e, bu darbenin, e, bu işgalin, e, bu kalkışmanın e, önlenmesi için e, canlarını seve seve feda eden, bu şehitlerimize özel tecellin ile tecelli eyle ya Rabbi, rızanı onlara bahşeyle ya Rabbi. Geride bıraktıkları kederli ailelerine, gazilerimize, gazilerimiz ailelerine sabrı cemil, ecri cecil, salih amellerle, gayrı uzun ömürler nasip eyleyip cennette şehitleriyle cem eyle ya Rabbi. E, 2000'i aşkın kişi de e, organlarını kaybettiler, yaralandılar, gazi oldular. Onlara da acil şifalar efsaneyle, dertlerine devalar ikram eyle. Ee, kalan ömürlerinde iman, İslam ve üzere yaşayıp ölmelerini onlara da bizlere de nasip ve müessereyle. Amin diyen dillerine harcamadan azadeyle biz abi böyle kalkışmalar yaşamaktan bizleri, vatanımızı, İslam vatanlarını muhafaza ile, Allah'ım sen NATO'nun, Amerika'nın, Siyonizmin, FETÖ uzantılarının, e, Mossad'ın, CIA'in e, işçileri olan, köleleri olan bu zındıkların, bu bu zavallı bir çarelerin ya Rabbi sen fazlü kereminle e, bütün kuvvetlerini iptal eyle. Güçlerini imha eyle. Ellerinde ne fırsatlar varsa hepsini ademe tahvil eyle. Ve sen fazlü kereminle bir daha bunların bu memlekette ve İslam vatanlarında bir Müslümana zarar verecek güç bulamamalarını nasip eyle ellerinde olacak fırsatları, ne kadar paraları, imkanları, binaları, teşkilatları Avrupa'da, şurada, burada birçok ülkelerde hala devam ediyor. Sen bunların ya Rabbi başlarına öyle belalar getir ki kafalarını kaldıramayacak şekilde darmadağın eyle, darmadağın eyle, kahreyle, katleyle, mahveyle, perişan eyle. Bu Yahudiye, Siyonizme bile bile çalışan, bu Mossad'a, bile bile çalışan Müslümanlara, İslam vatanına bu kadar zarar veren bu adamlara ya Rabbi bir dehi fırsat verme ya Rabbi bunlara fırsat verme niyetinde olan siyasetçilere de fırsat verme ya Rabbi ee, onlara da seçim kazandırma ya Rabbi bu FETÖ'cülere en ufak bir imkan vereceğiz geri bunları getireceğiz veya bunlara iş vereceğiz bunlar zavallı bunlar mazlum bunlar kandırılmış bunlar aldatılmış diye bahane etmek suretiyle laflar konuşanlara hiçbir seçim kazandırma ya Rabbi hiçbir makam nasip etme ya Rabbi Bürokraside hiçbir mertebe nasip etme Ya Rabbi. Vatanımızı İslam vatanından iç savaştan, dış savaştan, FETÖ gibi zalimlerin, hainlerin, işgallerinden, kafirlerin e, Ya Rabbi e, adına hareket eden adamların, münafıkların şerlerinden bizleri de, vatanımızı da, evlerimizi, ocaklarımızı, çoluk çocuklarımızı da, bizden sonraki nesilleri de muhafaza eyle Ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle, el-hüseyin İyiliğin iyiliğin tamamlanması muteberdir bizim için hakkımızda buyuruyorsun. Sen de bize lütfettin, bu darbeyi önledin ve bu adamları memleketi işgal etmişler, Ahtapot gibi devleti hükümeti ele geçirmişler, Hepimizi hapse atmışlardı. Bunlardan bizi kurtardın. Bir daha başımıza musallat etme ya Rabbi. Bir daha başımıza musallat etme ya Rabbi. Bu iyiliğini tamamla ya Rabbi. Bu iyiliğini tamamla ya Rabbi. Bu vatanda bir daha böyle oluşumlara fırsat verme. Ya Rabbi, veya hayrun veya hayrul fatihin. Tarikatlar adına, cemaatler adına hangilerin dış güçlerle irtibat kuruyorlarsa, hangilerin arkasında FETÖ benzeri yuvalanmalar, arka planlar varsa, hangileri devlete ele geçirelim de kendi adamlarımızı makam mevkilere yerleştirelim. Ondan sonra efendim hocamıza, şeyhimize efendim Taptıralım ondan sonra onlara kul yapalım hizmetçi yapalım şeklinde böyle batıl meşru maksatlerle Milleti Allah'a kavuşturmak, İslam'ı öğretmek dışında e, maddi menfaatler peşinde, devleti ele geçirmeler, askeri polisi ele geçirmeler peşinde hangi gayretleri olan tarikat adınaysa, cemaat adınaysa, hoca adınaysa, hacı adınaysa onlara da fırsat verme ya Rabbi. Onlara da fırsat verme ya Rabbi. Ancak İslam için, Kur'an için, ehli sünnet müdafası için insanları namaz abdese başlatmak, dini mi İslam dünyaya hakim etmek Allah rızası için menfaat düşünmeden hizmet edenler varsa ki vardır. Onları muvaffak eyle ya Rabbi. Her sahade mensur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Önümüzdeki tehlikeli geçitlerden onları muhafaza eyle ya Rabbi. Amin amin. O sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve sahibi. Selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. i̇lâş şerefi ruhun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ve sahibi Efendim babamız Hasan bin Ali. ve 15 Temmuz şehitlerinin ervahı için. Bugün isimlerini zikrettiğimiz asker polis şehitlerimizin ervahı için ve bundan evvelki cümle şöhedamızın ervahı için. El Fatiha.